Efendim mutlu akşamlar. Hayırlı bir akşam olması temennisiyle huzurunuzdayız. Berat TV ekranlarındasınız. Ve bu akşam metafizik alemi konu ediniyoruz. Ve metafizik alemi konuşacağız. Ve Berat TV, Berat FM ortak yayınında... ...sizlerle, değerli izleyenlerimizle dolu dolu bir program olsun istiyoruz. Tabii konuğumuz... E, metafizik alemi bize aktaracak, anlatacak merak edilenleri daha doğrusu herkesin merak ettiği kulaktan dolma bilgilerle gittiğimiz fakat e, biz bu konuları e, daha net öğrenmek adına e, doğru öğrenmek adına yanlış bildiklerimizi de artık doğrulatmak adına e, Kürşat Berkant hocamla araştırmacı yazar Sayın Kürşat Berkant hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Bugün akşam güzel bir program olacak umuduyla başlıyoruz Berat TV'de. Ee, i̇nşallah güzel bir program olacak. İlk programımız, ilk yayınımız, metafizik evet. bir alem dedik. Ee, bu metafizik alem nedir, ne değildir ve metafizik aleme dair ne var, hepsini inşallah bu programda izleyicilerimize aktaracağız. Şimdi e, biz genel olarak insanlar e, ya da e, İslam dünyasında herkes e, merak ediyor, araştırıyor kendine göre soruları var, sorunları var. Bunu nasıl çözeriz? Ee, ya da e, işte bilmediklerimizi e, nasıl öğreniriz? İşte mahallesindeki komşuya soruyor. E, yani arayış var. Artık insanlık e, teknolojinin ilerlemesiyle beraber en üst seviyede e, çoğu meraketine ulaşabiliyor ama biz e, doğrusunu bulmak zorundayız. Evet. Hani Aramak, evet. okumak, anlamak zorundayız ve doğrusunu bulmak zorundayız. Şimdi e, bu ilk programımız e, beraber bir yolculuğa çıktık ve metafizik alemi e, enine boyuna e, masaya yatırmış oluyoruz. Tabii e, sizin e, bu metafizik alem ötesinde de onlarca kitaplarınız var, e, kaleme aldığınız, yazılaştırdığınız, kitaplaştırdığınız konular var. Ama biz bu dönemde metafizik alemi konuşacağız e, ve sizi bilmeyenler için, ilk defa denk gelenler için bizi e, tesadüfen kanallar arasında gezerken e, Berat TV'yi e, görenler, Metafizik alem dediğimizde e, sorulara geçeceğim ama biz Kürşat Berkan'ı da... Bir tanıyalım kısaca şöyle bir özet geçelim sonrasında sorularımız gelsin tabii bize e, değerli izleyenlerimiz WhatsApp aracılığıyla da merak ettiklerini soracaklar 0 0543 366 50 50 buradan yazıyorsunuz gönderiyorsunuz e, biz de değerli hocama aktaracağız hocam da hepsini sırasıyla cevaplamaya çalışacak e, dediğimiz üzere hocam e, buyrunuz sizi bir kısaca tanıyalım sonrasında sorularımız gelecek Tamam inşallah. Ben e, kendimi tanıtayım. Söylediğiniz gibi burada ilk yayınımız. Bu arada ben kendimi tanıtırken, anlatırken e, laptopun herhalde biraz sesi çıkıyor. Siz de oradan evet. bir müdahalede bulundun hoparlör <laughs> tuşuyla. Şimdi şöyle söyleyelim. E, ben aslında asıl işim araştırmacı, yazarlık. Ben yazarlık yapıyorum. E, kitap yazarıyım. Bununla birlikte e, televizyon programcısıyım. Asıl alalım küresel politika. Lakin uzun yıllar e, gerek Pakistan'da gerekse Türkiye'de birçok yerde ve birçok kişiden bu konuda eğitim aldım. Pakistan'da özellikle oranın tanınmış hocalarından Ebal Kasimi'den Allah rahmet eylesin şu anda hakkın rahmetine kavuştu. Uzun bir süre kendisinin medresesinde bulunduk. Dizinin dibinde yetişenlerden biriyiz. Rabbim ondan razı olsun. Biz şimdi günümüzde metafizik Dediğimiz zaman insanlar kendilerine mahles olarak metafizik uzmanı e, o ön e, titrini koyuyorlar. Evet. E, fakat ben kendime hiçbir zaman böyle bir e, ünvan koymadım. Çünkü benim işim yazarlık. Yani ben işin ilim kısmındayım. Metafizik uzmanı değilim. Onu en baştan söyleyelim. Lakin işte hem orada havas ilmi, e, hem e, ebced ve cifir üzerine çalışmalar yaptığımız, gerekse yurt içinde eee Allah'ın yarattığı alemleri araştırmak adına tasarruflarda bulunduğumuzdan dolayı e, bu konuya da eğildik. E, bununla birlikte hazırlamış olduğumuz e, kendim, benim kaleme aldığım e, 24 kadar kitabım var. Çeşitli yayın evlerinden çıkan. E, şu anda da işte en son e, kitaplarımız e, yine dediğim gibi 24'ü buldu. E, son çıkan kitap ha bu arada şunu da söyleyeyim. E, şimdi Biz metafizik programı yapıyoruz ama evet. kitaplarımın hiçbirinde cinlerle alakalı ya da metafizikle alakalı hiçbir şey yok. Çünkü benim asıl alanım dediğim gibi küresel politika. Lakin şimdi metafizikle ilgili de bir tecrübe olduğu için ya da yaşanmışlıklar olduğu için. Öğreti. Ee, evet. Bunları da değerlendirmek istedim ama bunları bir araştırma kitabı olarak hazırlamaya çalıştık. Fakat dedik ki yani cinler hakkında yazılmış onlarca kitap var. Yani Cinler hakkında yazılmışı yeniden yazmanın bir alemi yok. O zaman ne yapalım? ...metafiziği anlatan bir kitap yazalım. Ee, Aristoteles'in açtığı yoldan gidelim. Evet. Her yönüyle ele alalım. Ee, fakat sonra... ...bu iş çok külfetli olacaktı. Ee, çünkü insanlar metafizik deyince... ...yine konu içinde sizin sorularınızda... ...olacağını umut ediyorum. Ee, i̇nsanlar metafizik deyince hep aklı cinlere gidiyor. Türkiye'de maalesef ki böyle. ve Bizimle birlikte birçok dünya ülkesinde de böyle. Ee, metafizik eşittir cinler. Sanıyoruz ya da sanıyorlar... Dolayısıyla biz de şöyle yaptık. Benim yazmış olduğum o 24 kitabın tümü araştırma kitabı, inceleme kitabı. İşte örnek müsaadenizle göstereyim. Tabii ki. Hitler ve Siyonizm mesela. Ya da e, Illuminati. İşte bu karanlık ha diyeceksiniz ki ya iyi de hocam bu da cinlerle alakalı bir yerden iblise dokunuyor diyeceksiniz ama ne tamamıyla küresel örgütler üzerinden hazırlamış olduğumuz bu kitap. Ha bu arada bu kitapla ilgili de ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilk Illuminati kitabı e, budur. İlk defa biz e, yazmıştık. Yine elinizde tuttuğunuz yani kitap dolu var. Yani dolu dolu e, bir konukla e, Sayın Kürşat e, Berkan Hocamla e, huzurunuzdayız. E, tabi elimde tuttuğum bu kitap da ee, yine bir araştırmanın evet. e, ürünü. O da Rothschild ailesini anlattığımız şimdi, bir kitabımız. E, tabii bu akşam değerli izleyenlerimize de e, bu kitabı hediye edeceğiz. Ha evet e, doğru. Sağ hani araya giriyorum. Müsade müsaadenizle şöyle ki programı çok ciddi manada takip eden değerli izleyenlerimiz ya da e, araştırmaya meraklı olanlarımıza... biz bir soru soralım. Program içerisinde evet. gelen doğru cevabı süre vermeyeceğim. Program bitimine doğru e, son bölümde aktarırız. E, buradan kanaldan e, yönetici arkadaşlarımız tabii ki e, kazananı talihli belirleyeceğiz Ama e, bu kitaba ulaşabilmek için de bir sorumuz var. Ben bir soru hazırlamıştım. E, müsaadenizle o soruyu sorayım. Bu kitabı da e, değerli hocamın e, yazmış olduğu e, kitabı da sizlere göndereceğiz. Soru da aynen şu şekilde efendim. Kur'an-ı Kerim'de azgın cinlere ne isim verilir? Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Azgın cinlere ne isim verilir... Ee, ...bunun cevabını istiyoruz... ...herkes... ...hani diyoruz ya biz e, çok meraklıyız... E, ...insanoğlu Hı, milletçe olarak... Öyleydi, evet. ...milletçe e, biraz daha çıtayı yükselteceğiz ama... E, ...hep farklı farklı kulaktan dolma e, bilgiler gelir... E, ...doğrusunu araştırmaktan biraz imtina ediyoruz... ...ya da üşengeç davranıyoruz... ...bu kitabı bu akşam hediye edeceğiz... İnşallah. ...şimdi... ...bu arada imzalı olarak hediye edelim... ...imzalayacağız... Onu talelimizin ismi işte misal özgür yolcuysa evet özgür yolcu. Ya... Peki hemen ben bir şey sorayım size. Tabii ki. Ee, sorunun cevabını doğru bilenler nereden ulaşacaklar? WhatsApp'tan ulaşacaklar bize. WhatsApp'ı söylemiştim. WhatsApp aracılığıyla yeniden ifade ediyorum. 0543 366 50 5050. 0543 366 5050 -50. WhatsApp mesaj attığımız buradan bize yazıyorsunuz. Ee, hem Berat TV ekranlarındayız hem Berat FM'de şu an ortak yayındayız ve metafizik alemde Sayın Kürşat Berkan Şimdi hocam e, siz anlatıyordunuz Daha doğrusu başlamıştık Yazmaya ve e, araştırmaya İşte bu araştırılan e, Araştırılması gerekenleri Daha doğrusu insanlığın hizmetine Sunulmuş kitaplarınız var evet. ki 24 tane onlardan bir tanesini de Bu akşam hediye edeceğiz dedik Peki şimdi e, Siz o ön bölümde Hani kendinizi anlattığınız Buraya geliş serüveniniz e, Bu aşamaya geliş e, ...döneminden e, kaldığımız nokta varsa orayı tamamlayalım. Sonrasında sorularıma geçeceğim. Hemen şöyle kısa bir şey söyleyeyim. O zaman o konuyu noktalayalım. E, yani Kürşat Berkan kimdir e, Hı -hı. konusunu noktalayalım. E, i̇şte bu yazmış olduğumuz kitapların haricinde bu metafizik birikimi e, bir şekilde yansıtmak istiyorduk. E, metafizik nedir kitabını e, bir kenara koyduk. E, dedim ya alanım araştırma kitabı yazmak diye. Muhakkak. E, ama ben ilginç bana göre ilginç farklı bir şey yaptım bir roman hazırladım ee, Zahar'in isminde bir roman hazırladım evet. ee, de bulup okumasına mutlaka tavsiye ederim hatta bu kitaplardan daha fazla onu tavsiye ederim çünkü hem içinde gerçek yaşanmışlıklar var hem akıl oyunları var hem e, ters köşe beyin jimnastiği yapacaklar yapacakları çok güzel kurgular var ve kitabın konusu da şu e, bir başkomiserin e, bir Cin kabilesi olan Zahari'nin cinleri ve liderleriyle intikam savaşı. Yani e, aslında biz öz olarak o kitapta şunu anlatmaya çalıştık. Yaptığınız her iyilik de, kötülük de, siz ölmeden bu dünyada size mutlaka karşılığını verir. Yani yaptığınız iyiliğinle, kötülüğünle mutlaka karşılığını görürsünüz. Ama bunu işte içinde zenginleştirerek akıl oyun oyunlarıyla, e, beyin jimnastikleriyle ve e, polisiye macerayla birleştirip zahar isminde bir kitapta e, bir araya getirdik, okuyucumuzun takdirine sunduk. Harika. Şimdi e, programımızın ismi Metafizik Alem de. Evet. Peki hocam, nedir bu Metafizik Alem? Bu arada e, cevaplarda geliyor ama e, <laughs> program öncesinde de konuştuğumuz gibi e, herkesin bildiği bence araştırmaya gitmeniz gerekiyor yani biraz daha araştırmamız gerekiyor yüce kelamı elimize alacağız şöyle bir. Evet aynı Aç öyle ben az çok tahmin ediyorum gerekiyor. az çok tahmin ediyorum de cevaplar geldiğini ama sorunuzu cevaplayayım sonra birkaç daha cevap okuruz şimdi şöyle e, metafizik alem nedir? Hem programımızın ismi de Metafizik Alem. Ee, aslında metafizik, e, fizik biliyorsunuz ki bizim gördüğümüz her şey. Biz gördüğümüz her şey fizik diyoruz. Fizik alemi diyoruz. Ee, metafizik alemde görünmeyen aleme verdiğimiz isim. Ee, başta insanın var olduğu bu alemin yapı taşının en küçük birimine biz atom ve atom altı parçacıklar diyoruz. Ee, yani bilimsel gelişmelerle birlikte... E, Şimdi biz fizik alemi neye dayandırdık? Atomlara dayandırdık. de kardeşim o zaman metafizik alemi akıl, mantık e, potasında neye dayandıracağız? Metafizik alemi de kuantum tekniğine, kuantum bilimine dayandırıyoruz. Ee, dediğim gibi metafizik alem aslında görünmeyen alem demek. Metafizik alem sadece cinlerin alemi demek değil. Metafizik alem demek aslında meleküt aleminin de alemi demek. Metafizik alem ruhların da alemi demek. Metafizik alem aynı zamanda bizim göremediğimiz, işitemediğimiz o frekansların da alemi demek. Metafizik alem astral alem, astral seyahatin alemi de demek. Metafizik alem yakaza alemi de demek. Metafizik alem diye bunu sayısız şekilde devam ettirebilirim. O zaman programı saati yetmez. Devam ettireceğim korkmayın. Ee, şimdi kuantumda Kuantum bir şey söyleyecekseniz buyurun. Yo yani o kadar e, güzel gidiyor Tabii hiç, ki böyle so, yani derin ben şimdi beynimin arka tarafında düşünüyorum. Yani kuantum'a kadar gittik. E, şimdi hatta önümüzdeki haftalarda e, soracaktım. Bunu sadece e, mesela sosyal medya hesabı e, var. İşte dünyada milyonlarca insanın kullandığı isim değiştirdiler. Eee işte, Metaverse'e Metaverse e geçildi ve metadan yola çıkıldı ve metafizik dediğimiz gibi e, ciddi bir konu içine aslında girdik. Aslında gözümüzün içine baka baka şunu söylüyorlar. Her şey sadece bu alem değil. Bak bu metanın, metanın bir ilerisi var daha ötesi var demeye çalışıyorlar ama bakalım biz ya da sadece kendi tabii kendi toplumumuzu kötülemek adına hiçbir şey söylemem. İnsanlık olarak ne zaman uyanacağız? E, bu da büyük merak konusu. İnşallah uyananlardan oluruz. Rabbim öyle nasip yani eder. gelen e, mesajlara bakarsak o zaman ciddi manada takip takip ediliyoruz e, ve bu nedenle de biz metafizik alemdeki ...konularımızı enine boyuna ve derinlemesine bir şekilde devam edeceğiz. Ya zaten şöyle, söyleye edeceğiz. şöyle söyleyeyim üstad. Şimdi e, buradan da Murat Surunacı kardeşime sevgilerimi saygılarımı göndereyim. E, eski dostumdur. Beraber çok uzun yıllar program yaptık kendisiyle. E, aynı sizin yaptığınız gibi beni oturtturuyordu, saatlerce konuşturuyordu. E, <laughs> Tabii işin latifesi bu. <laughs> e, Murat'la beraber Berat TV'ye ilk çıktığım yayından sonra... Ee, yayın yönetmenimiz sevgili Cuma kardeşim işte böyle bir program yapmamızı teklif etmişti. Ee, sonra tabii bir biraz mesafeli baktık konuya. çünkü metafizik alemin e, programında gelip buraya oturmak hakikaten zordur. Ee, i̇nşallah üstesinden geliriz, başarırız, bize dua etsin e, izleyenlerimiz. İnşallah temelimiz ee, bu yönde. Şunu gördüm ama ben. Hemen ilginç bir şey söyleyeyim. Tabii ki o yazanlar edenler arasında bizim kendi takipçilerimiz de vardır. İşte bu kadar yılın emeği olan bizi destekleyen kardeşlerimiz de vardır ama... ...Berat TV'nin kendi izleyicisi de çok yüksek e, oranda e, bu tarz şey programlara e, takip ettiğini biliyorum. Bu benim çok cezbetli ve çok hoşuma gitmişti. Şunu gördüm yani kısacası. E, bu program bize teklif edildikten sonra dedim ki... ...ha tamam kardeşim Berat TV izleyicisi... ...bizi bu programda yalnız bırakmayacak... ...dedim, öyle de oldu. Ee, şundan, şundan dolayı hocam... ...hiç şüphe yok ki, hani dedim ya... ...yaş kemale ermeye başladıktan sonra... ...insanoğlu, e, bir de hani... ...teknolojinin en üst seviyesini artık... ...kullana kullana... E, belirli bir aşamadan sonra diyoruz ki... ya ...bu beni doyurmuyor, bu beni mutlu etmiyor... ...yani daha çok arayış ve... E, ...işte bir... ...hoş sohbet... E, ...esnasında... ...konu ister istemez işte metafizik halime geliyor. <laughs> geldiğinde Aa, benim amcam da öyle demişti. Bizim köyden Ali abi de öyle demişti. Veli amca da böyle demişti. Ama doğrusu o değildi. Doğrusunu aktarmak, anlatmak Adına biz Metafizik Alemi Berat TV ekranlarında değerli izleyenlerimizle dedik ki buluşturalım ve hocam e, uzun soluklu olacak temelimiz bu yönde çünkü değerli izleyenlerimiz o kadar yazıyorlar ki e, harika. İnşallah Gerçekten çünkü hayatım. şöyle, şöyle söyleyeyim. Yani. İnşallah tabi bu bölümde de ilerleyen bölümlerde de e, anlatacaklarımız arasında eminim izleyicilerimiz de ''Aa bir dakika ya biz onu şöyle biliyorduk böyle miymiş?'' diyecekleri çok bilgi vereceğiz kendilerine. E, kuantumla ilgili de orada kalmıştık herhalde ben oradan müsaadenizle evet. eklemek Buyurun. istiyorum. Şimdi kuantumla ilgili e, eskiden yani biz bu konuları yeni anlatmıyoruz üstad. E, siz de çok program yapmışsınız ama e, eskiden anlattığımızda ya da bizim büyüklerimiz anlattığında veya Berat TV ekranlarına çıkıp da başka hocalarımız anlattığında bazı kişiler, parantez içinde bazı kişiler, ya ha, onlar hikaye kardeşim olur mu öyle şeyler falan diyorlardı. Bize çok gelen mesaj da vardı. Ya hocam onlar, ya onlar şey işte yani onlar hikaye hocam diyorlardı. Bak size çok muazzam bir örnek vereyim. Ben bunu duyduğumda, Tabi bu kuantum biliyorsunuz kuantumun ne kadarlık macerası var? Belki 3 yıl, belki 5 yıl. Hani insanlar arasında kuantum fiziğinin yayılması ve ku kuantumla bir şeylerin anlamlandırılması 3 yıl. Ya da 5 yıl olsun ya. vallahi 5 yıl olsun. Kırmayacağım sizi. Ama bak daha öncesinde ilginç bir şey vardı. Neydi biliyor musunuz? Ben bunu ilk dinlediğimde o kadar hoşuma gitmişti ki o kadar mutlu olmuştum ki tabi biz de o zaman genciz, çömeziz. Ee, Bursa Ulu Cami'nin açılışı var. Ee, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt cami yapılıyor, cami bitiyor. O dönemin ya da oranın emiri olan Emir Sultan'a emir veriyor. Emir Sultan diyor. Bu büyük ulu caminin yapımı bitti. Her şeyi tamam. E ne kaldı? Cemaatin içeride Allahu Ekber demesi kaldı. Ne yapılacak? Sen hutbeye çıkacaksın. Hutbede caminin açılışını yapacaksın. Bu bir gelenektir malumunuz yani açılışları Osmanlı döneminde hutbeyle yaparlardı. İnsanlara nasihatte bulunarak yaparlardı. Emir Sultan ya burası da çok enteresan üstad ya. Yani aklıma geldikçe ben gerçekten cezboluyorum. oluyorum. Emir Sultan kendisine böyle bir görev tevdi edilmiş. O mübarek adam diyor ki efendim emriniz başım üstüne. Ben diyor çıkayım hutbeyi vereyim. Ancak diyor bir sualim var sorunum var. Hayır diyor <laughs> nedir? Efendim diyor ya adamda hiç ego yok ya. Sıfır ego. Yani Emir Sultan da tabii ki ego olmaz. Kendini yetiştirmiş adam ayrı mesele ama yani insani vasıf olarak hani hiç mi birazcık ya ben yapayım falan yok. Yok abi. Emir Sultan diyor ki e, sultanım diyor ben çıkıp fıtmayı veririm ama diyor burada diyor çok benden çok daha ileri benden çok daha ilim sahibi bir zat varken benim oraya çıkmam yakışık almaz. Kim diyor? Somuncu baba. O kim diyor ya? Ya düşünebiliyor musun? Padişah Somuncu Baba'yı bilmiyor. Ayıp olduğu için söylemiyorum bunu. Şu yüzden söylüyorum. Somuncu Baba'yı daha henüz duymamışlar. İlim sahibi bir zat olduğu bilinmiyor. Bak bilinmiyor. Ya da o dönemde bu e, şu anki yaşadığımız dönem gibi teknoloji yok. E tabii ve ki yani. yani hızlıca ulaşamıyorsun. Aynen öyle. E, yani misal e, İstanbul'dan Bursa'ya gitmek at üzerinde e, işte bugünün ee, ölçümünü yapsak 3-4 gün diyelim hadi 2 evet. gün diyelim evet. ee, ama saliseler içerisinde biz uzayı inceliyoruz işte e, yurdumun farklı bir köyüne bir mahallesine dahi gidebiliyoruz bilememesi belki bundan mütevelli olabilir ya, tabii ya tabii de, olabilir o dönemde Osmanlı e, tabi coğrafyasını genişleten e, adalet dağıtan e, ve gittiği yeri de imarlaştıran güzelleştiren şehirleştiren bir yapıya sahip netice itibariyle Somuncu Baba'da kaldık işte buyurun evet, hocam e, padişahın bilmemesini padişahın eksikliği olarak söylemedim zaten onu e, açıklayayım e, şu yüzden söyledim Somuncu Baba çok bilinen birisi olmamasına rağmen Emir Sultan'ın bölgedeki ilim sahiplerini biliyor olması çok güzel bir şey çünkü adamın alanı ilim kendi alanıyla ilgili herkesi ve her şeyi biliyor Emir Sultan ve daha namı dahi duyulmamış bir adama, bir zata hürmet ediyor. Bak şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Namı duyulmuş birisi olsa dersin ki ya namı duyulmuş koca adam yani. Yani o dururken ben mi falan denir. Ama bu adamın hiç namı dahi duyulmamış. Sırf demek ki önemli olan neymiş? Nam değilmiş, şöhret değilmiş. Sırf ilmi ondan daha muteber diye ki o öyle düşünüyor ama kimse bilmiyor. Kendi öyle düşündüğü için efendim diyor Samuncu Baba varken bana düşmez. E kim bu Samuncu Baba? işte efendim diyor ee, Allah dostlarından biridir. Somuncu Baba o dönemde adı üstünde yani insanlara somun ekmek dağıtan ee, bundan bir bedel gözetmeyen, insanlara iyilik üzere yaşayan bir adam. Neyse belasılı kelam Somuncu Baba'ya teklif götürüyor Emir Sultan. Somuncu Baba Padişah'ın fermanı olunca Eyvallah diyor. Ulu Cami'nin hutbesine çıkıyor. Açılış konuşmasını yapıyor. Ama öyle bir konuşma yapıyor ki herkesin mutku tutuluyor. Ağlayanlarımı ararsın, gülenlerimi ararsın, ya biz seni niye tanımadık diyenlerimi ararsın? Muazzam bir sohbet. Sohbetin içinde Emir Sultan, tabi muazzam bir sohbet veriyor. Sohbetin içinde diyor ki, bu sohbeti bitirmeden evvel size diyor, Kur'an'ın kalbi ve bizlerin de kalbi olan bir surenin diyor tefsirini yapmak isterim. Bu sure diyor Fatiha suresidir. Hepimiz namazda okuyoruz. Her namazda okuyoruz. Muhabbar çok ki. sık bildiğimiz bir şey. Çok sık bildiğimiz bir sure. Önce normal bir tefsir yapıyor. Cemaatin hepsi anlıyor. Problem yok. Herkes şak diye anlamış. Sonra diyor ki ey cemaat Fatiha suresinin bir tefsiri daha var. Ben size onu da açıklamak isterim. Onu da açıklıyor. Bu sefer cemaatin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı anlıyor. Diyor ki ey cemaat bu Fatiha'nın bir tefsiri daha var. Etti üç. Üçüncü tefsiri de yapıyor. Allah bu Allah. Bu sefer cemaatin sadece bir kısmı anlıyor. Diyor ki ey cemaat çok oluyorum hakkınızı helal eyleyin ama Fatiha'nın bir tefsiri daha var onu da yapayım. Yine yapıyor. Etti dört. Bu sefer cemaatin daha az bir kısmı anlıyor. Bir tefsir daha beş, daha az bir kısmı. Diyor ki bir tefsiri daha var. Ben diyor sizi bunu da yapmakla mükellefim. Ve o tefsiri de yapıyor. Anlayanlar sadece bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Altıncı tefsir. Diyor ki cemaat hakkınızı helal edin. Bir tefsir daha var. Ben de onu da size yapayım. Derinliğe bak. Ya derinliğe bakar mısın? Sonra son tefsiri yapıyor. Fatiha suresinin. Fatiha suresi ya. Her namaz okuduğumuz Fatiha suresi deriz ama öyle değilmiş. Dediğin gibi derinliğe bak. Son tefsirinde yapıyor. Son tefsirinde üstad hiç kimse anlamıyor. Sadece kendisi anlıyor. Yani bir Fatiha suresinin dahi bu kadar derini, deruni manaları varsa o Kur'an-ı Azimüşşan'ın dibine inmeye kalktığımızda nasıl derinliği vardır? Ömür allah Allah'u alem. Ya. Ömür yeter. Ömür yeter mi? Bravo. İşte ömür yeter mi? Değerli hocam ee, konunun özeti esasen şu Evet sizin de biz Berat TV ekranlarında ilk defa e, bu masada bu ekranda buluştuk e, Ben deniz Özgür yolcu e, ismim çoğunda farklı geliyor ama özelliği e, kısaca şunu ifade etmek istiyorum e, 50 yıllık hayatı yayın öncesinde konuştum ya 5 dakika ya da sıfır saniyede bitirebiliyoruz çünkü hep arayış, bir beklenti, bir yakarış, bir e, işte kayboluşun içinden çıkış ya da bir bataklıktan kurtuluş diyoruz ya işte bir surenin e, derinliği yani altı tane açıklaması var, e, anlatımı var ama burayı en sonunda yani Somuncu Baba dahi diyor ki artık işte metafizik alemde maalesef e, girdikçe girdikçe i̇şte, içeriye böyle bir şey yani metafizik, alem. metafizik alemi de derinlemesine işleyeceğiz. E, değerli izleyenlerimizle de. ümit ediyorum. E, bizim ilk programımızda hatamızda sevabımızla ümit ediyorum. Bizi hoşgörüyle karşılarlar. Çünkü e, günümüzün dünyasında benim kanaatimce ilk önce olması gereken e, hoşgörü ya da ee, ...tevazu... ...yani eğer... ...tahammül de diyebiliriz buna... ...yani tahammül edebiliyor isek... ...birbirimize... Evet. ...hatasıyla, sevabıyla... ...işte metafizik alemde de... ...yanlış bilinenleri... ...doğrulamak adına... ...ya da yanlış öğretileri... ...doğrusunu artık... E, ...görmemiz ve anlamamız gerekiyor... ...ve e, değerli hocamla... E, ...bu konuları konuşmaya devam edeceğiz... E sizin söylediğinizden yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Derviş diyor ki aldım bir nefes, can oldum. Verdim bir nefes, canan oldum. Bizimki de o hesap. E geldik dünyaya bir can olduk. Vereceğiz bir nefes. Mevlana'nın söylediği gibi şebi aruza yani düğünümüze ölüm gününe, ahiret gününe canan olmaya gideceğiz. İşte giderken Rabbim hayırlı yolculuk nasip etsin bize. İnşallah. Somuncu Baba ile müsaadeniz olursa çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Sonra konuyu bitireyim. E, somuncu Baba işte bu muazzam Deruni sohbetin ardından vaazı bitirecek. Cemaat el kaldırmaya başlıyor. Efendim, efendim. Buyurun, buyurun. Diyor ki efendim birisi, müsaadeniz olursa diyor, sohbetiniz de bitti. İndiğinizde o hutbe okuduğunuz yerden indiğinizde geleyim de bir elinizi öpeyim. Şöyle bir cemaate bakıyor. Evet dese herkes gelecek. Hayır dese gönül kırmış olacak nasıl yapsam diye düşünürken başkası efendim ben de efendim ben de bakıyor herkes çoğaldı. Diyor ki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hepiniz sakin olun. Kapının çıkışında beni bekleyin. Ben kapının çıkışında olacağım. Orada inşallah sarılırız, kucakları kucaklaşırız. Elimi öpersiniz. Tamam diyor cemaat. Hay hay diyor. Caminin kapısına cemaat dağılmaya başlıyor. Kapıdan çıkanlar işte Somuncu Baba'nın elini öpüyor. Somuncu Baba ile sarılıyor, kucaklaşıyor, sarılıyor, kucaklaşıyor. Somuncu Baba o geceden sonra ortadan kayboluyor. Sonra cemaat kendi arasında konuşuyor. Ya diyor ne mübarek adammış ertesi gün. Ne mübarek adammış ya. Kapıda sözünü verdiği sözü tuttu. Gittim elini öptüm sarıldım. İşte ya batı kapısının sanki diyor batı kapısını diyor aydınlattı. Bir dakika diyor ne batı kapısı? E diyor hoca batı kapısındaydı. Ya diyor, olur mu ben doğu kapısındaydım. Nasıl yani e, orada da hoca vardı. olur mu diyor saçmalama. Sonra biri atlıyor. Ya bir dakika ben de diyor güney kapısındaydım. E Orada da hoca vardı. Ya bu iş nasıl olur? Emir Sultan'a gidiyorlar. Hoş, efendim diyorlar böyle böyle. Yani biz her kapıda, üç kapıda birden Somuncu Baba'yı gördük. Bu nasıl mümkün olabilir? Diyor ki o bir Allah dostudur. Size söz verdi. Bir kapıda dursaydı öbür kapıdan çıkanlara mahcup olacaktı. Size mahcup olmamak adına her kapıda durdu. Her kapıda sizinle kucaklaştı. Şimdi dışarıdan baktığımızda işte ilk bu konuya başlarken sorunuzla devamla ee, hocalarımız ya da biz anlattığımızda ha olur mu öyle şey falan diyorlardı. Sonra ne oldu? Sonra kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte bunun mümkün olabileceği bilimsel olarak da ispatlandı. Yani yapılan bilimsel çalışmalarda maddenin bir maddenin bir atomun aynı anda farklı yerlerde olabileceği, farklı mekanlarda da bir maddeden bahsediyorum ya, farklı mekanlarda da olabileceğini bilim bize gösterdi. Yani demek ki biz de bir atom isek, somuncu babada atomlardan haşrolmuş olan bir insan, bir beşer ise, aynı o atom gibi bilim adamlarının bulduğu, yaptığı deneydeki atom gibi caminin farklı kapılarında olabilirmiş. Demek ki somuncu baba, Pardon ama aklı evveller yalancı değilmiş. Biz zaten biliyorduk da sizin o akılsız kafalarınız ancak şarj etmiştir. İşte bundan mütevelli hocam. Hani e, konuyu pek dağıtmadan e, metafizik alemden çıkmak istemiyorum ama son günlerde e, kuvvetle muhtemel dikkatinizi çekmiştir. Hani e, bir dönem insanlarımıza yani vatandaşlarımıza televizyon ekranlarından filmlerde ışınlanma anlatılırdı evet. ve bunun şimdi e, o filmde provaları yapılıyor. İşte e, bir atomdan kuantum fiziğiyle Yola çıkılarak daha nelerle karşılaşacağız? Tabi uzun soluklu olacak metafizik alem ve biz devam edeceğiz ama mesajlar da çok fazla geliyor hocam. İsterseniz birkaç mesaj okuyalım. Benim daha çünkü bu metafizik alemle anlatmak istediğim birkaç şey daha var. Ondan sonra da ona devam edelim. Evet. Şimdi hemen şöyle gelelim istiyorum. Soruya cevap veren var 85 64 e, Ziya Bilgin Torul'dan Gümüşhane'den e, Gümüşhane'ye e, sevgilerimizi selamlarımızı muhabbetimizi gönderiyoruz tabii ki e, çok teşekkür ettik doğru cevap bu e, cevabı söylemiyoruz e, Gümüşhane'den yazmışlar hemen şöyle bakalım cevabı söylemeyelim de e, o arkadaş doğru cevabını bilmiş yok bilmemiş ha, tamam ee, ama e, bizim yayın ötesinde konuştuğumuzu e, efendim aynen. E, Peki şunu genelde... sakıncası olur mu acaba doğru cevap vermeyenlerin <laughs> cevabını söylesek? Doğru cevabı vermeyenleri söyleyebiliriz. Mesela ne demiş o arkadaş? E, i̇frit demiş. E, evet. Ya tahmin da e, 75 46 <laughs> e, demiş ki e, cesase. Değil. Değil. E, bu da değil. 71 98'e bakalım hemen şöyle. Ee, gidelim istiyorum ee, şurada ama bir hayli e, mesajı sevgili teşveşim. dostlar, berat izleyicileri <laughs> Sorumuz sorumuz neydi ustad? Sorumuz e, bak iyi dinle kardeşim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de azgın cinlere ne isim verilir? Bak sorunu çok net. Azgın cinlere ne isim verilir? Abi bir yere Go Hazreti Google'a sormanıza gerek yok. Öyle diyorlar ya moda ismiyle söyleyeyim. <laughs> yani. Google'a sormanıza gerek yok. Soracakları yer neresi biliyor musun? Yüce ee, e Kelam. Bravo. Herkesin evinde Soracaklar, var. Soracaklar soracağınız ha. yer Kur'an-ı Kerim. Başka hiçbir yer değil. Kur'an'da bir tane sure hatta bir ipucu vereyim mi? Kur'an'da cinlerin, şeytanların en çok korktuğu bak. En çok korktuğu al sana ipucu. En çok korktuğu sure var. Kısa olanı değil uzun olanı. En çok korktuğu Onun sure içinde var. var. He? O uzun olan cinlerin ve şeytanların en çok korktuğu uzun olan surenin içinde cevap yatıyor. Ne yapmak lazım? Kur'anı biraz araştırmak lazım. Ben eminim bulacaksınız. Hocam ee, şimdi hani konuyu dağıtmadan gitmek istiyorum. Şundan dolayı ee, gerçi izleyenlerimizi parantez içinde. Dağılsın ya. Dağılmadan Yo, şu, 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 nasıl toplayacağız ya? Dolayı Atomun alt hani parçacıkları da dağılıyor sonra bir, geri toplayacağız. Biraz ya. önce dediniz ya <laughs> işte açalım okuyalım yüce kitabımızı. Ee, o duvara hani evin baş kösesine koyduk en özel duvara koyduk e, sardık sarmaladık değil açalım okuyalım. E, hocam e, bir hayli ipucu verdi. O ipucundan yola çıkarak da e, efendim bulabilirler. Şimdi e, 93-80'de ...İfrit demiş mesela e, ...değerli hocam e, 71 98 numaralı e, ...dinleyenimiz hemen hızlıca geçmiş İblis denir demiş o zaten e, evet en moda ismi o başlı başına e, ayrı bir e, konu olarak gitsin istiyorum e, 91 de yine e, iblis diyerek e, netleştirmiş ama biz aradığımız cevabı bulamadık mesela diyor ki 96 79 şeytan mı demiş yani zaten e, derdi kelamımız bunları işlemek bunları aktarabilmek çünkü metafizik alem e, hani somuncu babadan verdiğiniz örnekle çünkü çok derin hani Fatiha suresinin efendim e, ne diyorduk Altı tane e, açıklaması var ama işte belirli bir kesim biliyor sonrasında diğer kesim biliyor yani açıldıkça açılıyor ama ama e, net net olarak da şu an e, biz aradığımız cevabı bulamadık e, ne demiş evet WhatsApp üzerinden e, bize yazabiliyorlar değerli dinleyenimiz e, yani takip edenlerimiz dinleyenlerimiz hep radyoda kaldı artık. Evet Özgür yani, Bey Ber Berat radyoculuk Efendi yaptı. Yani, <laughs> o, yani kısa bir dönem yani. 28-29 yıl yani çok kısa bir dönem. bakıldı bakıldığında kısa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi WhatsApp e, soru hattımız 0543 366 50 50 0543 366 50 50. Buradan e, WhatsApp hattımızdan bize e, soru e, yani sorularınızı da yazıp gönderebiliyorsunuz. E, sorduğumuz soruya cevap da gönderebiliyorsunuz. Merak ettiğinizi de yani kafanıza takılan, öğrenmek istediğinizi de sorun, gelsin. Hocamızla konuşacağız. Şimdi hocam, e, kaldığımız yerden devam, devam edelim. Hı hı. E, işte soruları hepsini bitiremeyeceğiz zaten de. <laughs> yani çünkü e, Konu bir, bir Fatiha'da e, altı tane mana varsa, de, mana ve derinlik varsa Metafizik alemde derinlik bir hayli fazla. işte kuantum fiziği 4-5 yıldır, hadi e, ben rakamı yükselteyim 10 yıldır açıldı. E, insanoğlu ya da teknolojiyi iyi kullananlar, derinlemesine kullananlar aradığını buluyor da... ...insanlığın da aradığını net bir şekilde bulabilmesi için biz sizinle enine boyuna metafizik alemde yürümeye devam edeceğiz. Tamam inşallah. Şimdi Üstad, e, metafiziğin ilk temel taşlarını atan, oturtan bir temele e, oturtan e, Aristoteles e, olarak biliyoruz. Tabi i̇bn Sinan'ın da bu konuda çok e, muazzam araştırmaları var. Onu da inkar edemeyiz. E, yapılmış şerhleri vesaireler de var. Yakın yüzyılda biz çok e, hızlı şekilde bilimsel gelişmeler yaşadık. Tabi bu bilimsel gelişmeleri e, çok çeşitli temellere oturtabiliriz. Hatta uzaylıların teknolojisini aldık diyenler bile var ama o bambaşka bir konu. Şimdi, Mesela atomun yapısını çözdük biz. Ee, sonra ışık hızını bulduk. Fosil yakıtları nasıl kullanabileceğimizi geliştik. Düşünsene toprağın altında fosilleşmiş yakıtlar var, yakıt türü var. Biz bunu alıyoruz bugün birçok şeyde kullanıyoruz. Ki zamanında 1930 küsürlü yıllarda ilaç olarak dahi kullanılmış fosil yakıtlar. Ee, mesela 1928 yılında penisilini bulduk. En önemli gelişmelerden bir tanesi. 1936 yılında bilgisayarı bulduk. 1960 yılında ilk bilgisayarla birlikte internet ağını kullanmaya başladık. Şimdi bu buluşlar yapılırken, bu buluşları yapan tabii sadece bunlar değil, çok daha fazlasını sayabiliriz. Bu buluşlar yapılırken anlayamadıkları, algılayamadıkları, çözemedikleri bazı noktalar ve olaylar vardı. Bu buluşların bazılarında, o çözemedikleri yerleri farklı bir yöntemle çözdüler. Bu buluşun sahipleri. Nasıl? Metafizikle. Metafizik deyince bir dakika ya, cinlerle mi çözdüler? Yok yok değil öyle değil. Nasıl çözdüler? Rüya ile ya da ilham alarak. Buna peki örneğimiz var mı? Bunu örneklendirebilir miyiz? Evet çok sayıda örneğimiz var. Hemen örnek vereyim. Mesela Burada var mı bilmiyorum ama kitaplarım arasında bir de Nikola Tesla isminde bir kitabım vardı. Getirmemişim herhalde. Ee, Nikola ve Tesla Harp diye bir kitabım daha var. Harp teknolojisi ve Nikola Tesla'nın işte diyorum ya çok derinlemesine bir konu. Çünkü metafizik alem sadece cinlerle e, alakalı ki. değil. Çünkü insanlığın, insanoğlunun... ...merak ettiği, bütün her şey içinde bir nebze barındırıyor. Bir nebze Tabii değil, hiç. genel olarak barındırıyor. İşte siz biraz önce örnekleme dediniz ya, işte... ...mesela hayal ederek ya da betimleyerek... ...yani düşlerini ya da örnekleyerek... ...bir noktaya geldi. En basit örnek yani, yeniden altını çizerek söyleyeceğim. Konuyu dağıtmadan gitmeye çalışıyorum ama o bölüme de e, muhakkak önümüzdeki haftalarda geleceğiz ki işte Mısır'daki piramitlerin üzerindeki işte belirli figürler var. E, bu figürlerden yola çıkılarak bugünün işte telefonları işte şunlar bunlar yani teknolojik bütün e, kullanılan alet edavat yapılıyor. Yani benzetme, betimleme ya da hayal gücü e, ya da rüya alemi işte bunları sizin de yola çıkarak devam edelim diyoruz. İyi i̇nşallah. Şimdi bu arada bir şey daha söyleyelim. Ee, şimdi bizim ilk sorduğumuz sorunun cevabını veriyor e, izleyenlerimiz ama e, hatta şöyle yapabiliriz arzu ediyorsanız programın ikinci bölümünde e, metafizikle ilgili soruları varsa onları da alalım. İşte, yani işte e, cinlerle alakalı, büyülerle alakalı, korunmayla alakalı sorular olursa ikinci bölümde onları da e, yere işte, verebiliriz. Bu, bundan dolayı ben e, WhatsApp hattımızdan dedim ya e, sizin merak ettiğiniz ee, sorular varsa bize whatsapp aracılığıyla soru ve görüşlerinizi whatsapp aracılığıyla bize yazın gönderin ee, biz vakti iyi değerlendirmeye çalışıyoruz çünkü ha, e, ömür yeter mi buna bilmiyoruz ama 0543 366 50 50 buradan yazın ee, aklınıza takılanı merak ettiklerinizi e, yani sadece soru, e, bizim size e, vereceğimiz hediye kitapla alakalı değil işte bu alemle alakalı tabi kafalarını kurcalayan konuları yazsınlar değerli hocam aktaracaklar. İnşallah. Buyurun hocam. Şimdi Nikola Tesla'dan bahsettik. Nikola Tesla e, yaptığı çalışmalarda e, bazı noktalara gelip çözemediği yerleri bizim kitabımızda da var. Kendi beyanıdır yani adamın. E, ben diyor ilham yoluyla yani gözlerimi kapatıp düşünceye transa girdikten sonra buldum diyor. Nasıl bulduğunu çok detaylandırmıyorum. Eee Yine bunun haricinde mesela e, insülinin bulunmasının yolunu e, açan doktor var. E, 1889 yılında e, Oskar Miskowski isminde bir doktor. Bu doktor insülün e, hakkında araştırma yapıyor ama bir yerde tıkanıyor. Gidemiyor ileri. Yani insanlara e, fayda sağlayacak bir çalışma yapıyor ama tıkanıyor adam. Yok ilerisi yok. Bir türlü bulamıyor. Ama e, rüyasında... Çöpeklerin pankreasını kullanmayı gördükten sonra uyanıyor ve hakikaten rüyasında gördüğü gibi çöpeklerin pankreasını kullanarak pensilinin bulunma yolunu açıyor. Buluyor demiyorum. Daha sonra bulunur çünkü. Bulunma yolunu açıyor. Bir örnek daha vereyim. Ee, bu tabii çok aslında belki de kötü bir örnek. Ee, ama insanlık tarihinde önemli bir örnek. Ee, 1941 yılında e, Amerika'nın yaptığı Manhattan projesi var. Ee, bu Manhattan projesi çok ilginç ve dehşet verici bir proje. Bakın metafizikten nerelere geliyoruz. Macar fizikçi var e, Leo Szilard. Bu Leo Szilard dediğimiz adam e, Adolf Hitler'in yanındaki bilim insanlarından bir tanesi bu. Adolf Hitler'e e, bir rapor sunuyor. E, bu raporda uranyum atomunu nötronlarla bombaladığımızda bu deney daha önce yapılmış kendisinden daha önce ama o geliştiriyor. E, uranyum atomunu diyor nötronlarla bombaladığımızda diyor ortaya bir enerji çıkıyor. Bu enerjiyi ikinci savaşının başlamaya ikinci dünya savaşının başlayacağı dönemler bu enerjiyi diyor bomba olarak silah olarak kullanabiliriz diyor Adolf Hitler'e. Sevgili Adolf abimize de para lazım. Ne yapıyor? Tutuyor Amerika'ya e, Amerika'nın o zamanki başkanı Roosevelt bir mektup yazıyor. Tabi bu Fizikçiliği o e, Stilizar'da e, yazdırıyor raporu. Bu raporu alıyor. Altına imzasını atıyor. Resmi olarak Amerikan Başkanı e, Roosevelt'e gönderiyor. Roosevelt bu mektubu aldıktan sonra e, çeşitli yollar üzerinden alorfitlere e, bazı yardımlarda bulunuyor. Silah yardımları vesaire gibi yardımlarda bulunuyor. Yıl 1940. Bir yıl sonra 1941 yılında Amerikan Başkanı Roosevelt ilginç bir şey yapıyor, bilimsel araştırma ofisi kuruyor. O mektuptan, o rapordan sonra bilimsel araştırma ofisi kuruluyor. E, 1943 yılına kadar çalışmalar devam ediyor. Bakın bu fizikçinin yaptığı bu buluş üzerine geliştirme çalışmaları yapılıyor. Bu arada o fizikçi de Amerika'ya birçok sefer gidiyor, geliyor. Evet. Sonra 1943 yılında. Amerikan mühendisler kol ordusu kuruluyor. Yine Amerika'da ee, ve Manhattan projesi resmi olarak başlamış oluyor. 1945 yılına geliyoruz abi. 1945 yılına geldiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? 1945 yılına geldiğimizde o fizikçinin o açtığı enerji, biz bundan silah yapabiliriz dediği enerji, ne oluyor? Atom silahı oluyor ve e, Hiroşima'ya bomba olarak düşüyor insanların. On binlerce hayvanın, milyonlarca bitkinin hayatını sonlandırıyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? İşte o e, astrofizikçi, fizikçi olan Leo Szilard. Bu enerjiyi nasıl kullanabilirimin düşüncesiyle günlerce yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Ben diyor bununla bir şey yapmalıyım ya. Böyle bir enerji var elimde. Ne yapmalıyım? Ve rüyasında silah yapımını görüyor. İşte. Ee... Metafizik. Çok özür Hemen bir şey ekleyeyim. Hani dedim ya fiziki alemde bulamadıkları, anlamlandıramadıkları şeylerde metafizik alemde anlamlandırabiliyorlar. Bu rüya yoluyla, rüya yoluyla olabiliyor, ilham yoluyla olabiliyor. Neden? Çünkü bizim kökümüz metafizik. Yani ne demek istiyorum? Yani şunu demek istiyorum. Biz bir ruh olarak yaratıldık. Sonra bedenlerin içine o ruhlar indi. Yani ruh aslında bir metafizikti. Biz bir metafiziyiz. Metafizikten fizik olduk. Dolayısıyla bir bağımız ya, metafizik ortaya bu şekilde heh, çıktı bir bağımız metafizik olduğundan dolayı işte o metafizik e, a ya da Ba rüya yoluyla bir şeyler alarak çözümleyebiliyor ki ha, bil, siz de hatırlayın, e, siz de iyi biliyorsunuz yani sizin ne iyi bildiğiniz konu, onu söylemeye çalışıyorum bizim dinimizde de bizim anane ve geleneklerimizde de rüyalar yoluyla bize haber verilen birçok şey vardır. Mesela Allah Resulü rüyalarınızı önemseyin der. Boşuna dememiştir yani. Hatta her yerde her zaman anlatmayın. Bravo. Yani Bravo. Çünkü bir uyarıdır, bir çağrıdır. Yani kendine gelebilmek için hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde çok değerli bir hocamı programını izliyorum. Der ki, ben der rüyamı ee, o kötüye giden rüyayı düzeltmek için bir daha uykuya yattım der. Evet. Yani kötü yani bir rüya görüyor. O kötüye giden rüyayı düzeltebilmek için bir daha uykuya daldım der. Yani mücadele ettim der. Hemen orada bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela insanların bize çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Evet. Diyor ki hocam uyudum. Sonra uyandım ama çok kötü bir rüya gördüm. O rüyaya tekrar uyuyup müdahale etmek istedim, Heh. uyudum ve diyor müdahale ettim. Edersin kardeşim bunda enteresan bir durum yok ki. Enteresan olan bizim bunları bilmememizden dolayı ortaya çıkan cahilliğimiz. O rüya ne anlama geliyor Üstad? Hemen onu söyleyeyim. Asıl onu söylemek için konuyu açtım. O rüya lucid rüya oluyor lucid rüya bilinçli olarak beynin bilinçli halde rüya görmesi, rüyaya müdahale etmesi, rüyanın gidişatını değiştirmesi anlamına geliyor. Bu lucid rüyayı sen, ben, o değil, herkes yapabilir. Bunun için bir eğitim almamıza gerek yok. Bunun için medreselerde dirsek çürütmemize gerek yok. Lucid rüya yani bilinçli rüyayı yapabilmek sadece ve sadece senin zihnini boşaltmana, zihnini rahatlatmana ve zihnini yönlendirebilmene bağlı. Odaklanma. Bravo. Yani şöyle ki geçtiğimiz günlerde yani en basit örnek işte sabah çok erken saatlerde yani sabah ezanından önce kalkmam gerekiyor. Çok çok erken kalkmam gerekiyor. ve telefonuma akıllı telefonuma 6-7 tane alarm kurdum. Ama o alarmdan önce yani o 6 7 alarmdan önce beyne komut vermişim ya. Tüm kalbimle samimiyetimle söylüyorum. Alarmlardan önce uyandım. <laughs> yani şimdi hocam gelen sorular var. Değerli izleyenlerimiz, takip edenlerimiz diyor ki: "Selamun aleyküm." demiş halife. Selam. Abi. "Panik atak metafizikle alakası var mı?" diyor. Yani panik atağın metafizikle alakası var mı diyor sorulardan. Ee, bir tanesi bu. Hemen ona kısaca cevap vereyim. Şimdi Tabii. bizim söyleyeceklerimiz bir tedavi metodu değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı -hı. Ee, cevap olması açısından yineleyerek e, devam edeyim. Ee, panik atağın, hı, hı. panik atak diye isimlendirdiğimiz rahatsızlığın ya da hepsine fiziki bir rahatsızlık demeyi ben doğru bulmuyorum. Hı -hı. Neden? Çünkü panik atak problemi yaşayan insanları teşhis ettiğimizde ya da gözlemlediğimizde diyelim. Teşhis edemeyelim de çünkü biz teşhis makamı değiliz. Ee, o doktorlarımızın işi diyelim. Gözlemlediğimizde panik atağın emarelerini geçiren insanlar ile büyüden ya da farklı faktörler sebebiyle musallat yaşayan insanların yaşadığı şeyler hemen hemen aynı. Ama bu demek değil ki panik atak yaşayanların hepsinin sorunu metafizik. Hayır değil. İşte bunu kendilerinin, kendi kendilerine ee, bazı yöntemler uygulayarak tespit etmeleri gerekiyor. Tamam. Ya da bu konunun uzmanı olan birilerinden destek almaları gerekiyor. Yani her metafizik e, hastası panik atak hastası değildir. Her panik atak hastası metafizik hastası değildir. Evet, şimdi... Devam edelim. E, 5924 e, selamünaleyküm demiş. Aleykümselam cevabını göndermiş. Yine ifrit demişler. E, bence diyorum ki yine hocamızın e, bahsettiği yüzde e, yüze kelamı duvardan alıp bakmak lazım. Değil. Ifrit değil. Bu arada bir şey merak ettim Mustafa. E, neden numaralı olarak okuyoruz isimleri? Yani i̇sim, isim, isim, i̇sim vermemek isim için. İsim gelmediği için. Ha anladım. E, i̇sim yazmamış. Anladım de. tamam. Dinleyenimiz bu şekilde. Hani radyodan da bir alışkanlık olmuş artık. Hani e, mahremiyete saygı. Yani Yok yok yo, mesela soy ismini ha, vermesek yo, de ismini ha, okuyalım diye yani, düşündüm de yani, olmaz. gelmemiş. Ee, mesela e, doğru cevabı e, Samsun'dan gönderen e, çok değerli bir takipçimiz, izleyenimiz Sayın Mehmet Ok Kürşat hocam özlemişim bu programları ya diyor hoş geldiniz. Allah Galik razı olsun, olsun. hoşbulduk <laughs> e, ve e, çok güzeldi doğru cevabı da göndermiş e, Samsun'dan Mehmet Ok e, değerli takipçi O zaman şöyle ilk gelen doğru cevap herhalde. İlk gelen doğru cevap. Tamam e, sevgili yönetmenimiz Cuma kardeşimiz o zaman şöyle bir ricada bulunalım. Muhtemelen başka doğru cevaplar da gelecektir çünkü programın en başında ilk doğru cevabı gönderene göndereceğiz kitabımızı dememiştik. Evet. Hani diğer doğru cevabı gönderin gönderenlerin de hakkını yememek adına Cuma kardeşim en son doğru cevabı gönderenlerin isimlerini alır, onların içinden çekiliş yapar. Sonra e, artık kim nasipliyse zaman, ona göndeririz. O zaman şöyle diyelim. E, bu akşam doğru cevap gelenlerin içinden e, ümit ediyorum yayın yönetmenimiz de yarınki çok özel bir programın içerisinde der ki e, metafizik alemden e, efendim kitabı kazanan Kürşat e, Berkan hocamızın e, küresel para imparatorluğunu yazdığı Roschild hanedanının e, ve insanlığın e, başına musallat olan hanedanlığın e, anlatıldığı bu kitabı da e, efendim yönetimimiz göndermiş olacak. Şimdi e, sorular da geliyor ama e, şu, ben kendi hazırladığım sorulardan da e, gitmek istiyorum. Bir soruya bakalım eğer buradaki e, soruyu alırsak hemen e, diyor ki iyi yayınlar e, sosyal medyada paranormal videolar izliyorum. Bazı videolarda cin gösteriyor. Cinler görünümü nasıldır? Onlar birebir konuşur mu? Teşekkürler demiş. <laughs> ee, bir de onlardan korunmak için en güçlü dua nedir demiş dinleyenimiz, e, dinleyenimiz, izleyenimiz. E, keşke dediğim gibi adını soyadını yazsaydı. Ama bu şekilde ben 59-24'ün sorusu bu şekilde hocam. Yani... Ee, korunmak için en güçlü dua hangisidir? Ee, bir de e, işte sosyal medyada görüntüler var e, deniyor. Gerçi ben şu ana kadar hiç denk gelmedim tüm kalbimle. Ya da Şimdi o görüntüler hakkında e, diye girmedim. Kimseye eleştiri yapmak istemiyorum ama e, çünkü insanları eleştirmeyi sevmeyen bir adamım ben. E, o yüzden kimseye eleştiri yapmak istemiyorum. Lakin şöyle bir şey söyleyeyim. E, birkaç tanesini de ben de izledim. Evet. Ee, i̇şte arkadaşlarımız tabi böyle gönderip sordular ya hocam bu gerçek mi falan diye. Hı hı. Mesela birkaç videoda e, böyle insan kılına girilmiş ormanın içinde e, çok affedersiniz put gibi duran... E, ...şeyler var mesela. E, insan suretinde varlık koymuşlar onları çekiyorlar. E, o varlıklar... E, ...inanın gerçek değil. Neden? Ha şunu söyleyeyim ama. Cinler kameraya yakalanabilir. Görünebilir. Bunda problem yok. Lakin hiçbir cin kalkıp da senin karşında öyle put gibi durmaz abi. Durmaz yani. Görüntü vermez sana. Çünkü asli suretini göstermez. Senin zihnindeki suretini gösterir sana. Ya kalkıp da görüyorum ben mesela işte oradan kafasını çıkarıyor. <laughs> Kamerayı çekim, çekim yapanlara bakıyor. Geri çekiyor falan. Ben bunlara inanmıyorum. Ee, ve bunları da doğru bulmuyorum. Ee, i̇kinci olarak da e, Kur'an-ı Kerim'de Muhafazateyn ayetleri var. Yani korunma ayetleri var. Ee, Kur'an gerçekten bizi koruyacak en önemli kaynak. Ee, çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki muhafazateyn ayetleriyle kendilerini koruyabilirler. Ama burada da bir nokta var. Çok hassas bir nokta. Şimdi herhalde cevaptan sonra da reklama gideceğiz galiba. O, o yüzden hızlıca toparlayayım. <laughs> evet hocam. Ee, şöyle bir husus var. Hırsız içeriye girdiyse, senin kapıyı kilitlemenin bir alemi yok. Hırsız içeride abi. Niye kapıyı kilitliyorsun? Bir faydası olmayacak. Önlemini i̇kinci almamız ikinci hırsızın girmesini engellersin. Ama içeride bir hırsız var. Şimdi o kardeşimize söylüyorum özellikle. İçeride hırsız varsa yöntem başkadır. İçeride hırsız yoksa muhafazateyin ayetleri sana yeter. Bak bir şey daha söyleyeyim. Bir hoca arkadaşımızla beraber evveli zamanında ee, bir yere gittik. Cinler İnsanların ses tellerini ve zihinlerini kullanarak bedeni ele geçirip insanın ağzından aynı ya da farklı bir ses tonuyla konuşabilirler. İşte böyle bir seansta kişinin bedenini ele geçirmiş olan bir cin ile yapılan bir iletişimde, bir soru-cevapta ben tabi asıl mesleğim gazetecilik olduğu için dedim ki ya merak ediyorum. Sana dedim tek bir şey soracağım. Vallahi başka dedim soru sormayacağım. Ama dedim bana doğru cevap ver. Neden? Çünkü cinler biliyorsunuz çok yalancıdır. Allah Resulü de öyle söylüyor. Dedi ki tamam sor. Tabi başka şeyler de söyle bana da onları söylemeyeyim. Önce bana hakaret etti. Ee, sonra ikna ettik. Dedim ki siz ve sizin gibilerden. Bak kardeşim soruyu soran kardeşim burayı dinle. Siz ve sizin gibilerden korunmak için. Ne yapmam lazım ya da kurtulmak için ne yapmam lazım? Dedi ki tabi Allah Resulü bizim kalbimizde her zaman aynı hareketi şuydu. O Muhammed var ya dedi o Muhammed. Hareket aynı böyle. O Muhammed var ya o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o dedi abdestsizize öğretti ya dedi. Evet. Siz onu aldığınızda dedi bizim için dedi birinci kapı kapanmış oluyor. Tamam Şifrenin peki biri geldi. Peki sonra yetmiyor ama sonra sadece abdest yetmiyor. Sonra dedi ki okuduğunuz namazların hiçbirini kaçırmadan bak burası çok önemli. Hiçbirini kaçırmadan 41 gün boyunca namazınıza sürekli abdestli olarak devam ederseniz bizim dedi sizin bedeninizde kalma şansımız kalmaz. Wow! O seçen mi bilgi? Şey, yani ben mesela şu anda şok ama gel gör ki işte bunu yapmaya çalıştığımızda, bunun çok örneğini görüyorum. Bunu yapmaya çalıştığımızda yani sürekli abdestli olalım, e, sürekli Vaktinde beş vakit edelim. namazlarımızı bravo zamanında kılalım diye bizim aşkımız, hevesimiz artmaya başladıkça emin olun aynı oranda onların da saldırıları artıyor. Muhakkak bir bahane geliyor değil mi hocam? Ya tabii vesveseye yani, açık bir kuluz şimdi. Hani Abi, e, aciziz yani. Ama dünyada varoluş sebebimiz e, insanlığın, insanoğlunun e, dünyada olmasının sebebi bir imtihan ve bu imtihanda da hani diyoruz ki ya biz bu imtihandan çıkacağız yani geçeceğiz Allah'ın izniyle ama işte e, binanın beşinci katına çıkacağız. Asansör bozuluyor bir bahane. E, işte camiye yetişeceğiz. Cemaate yetişeceğiz. E, namazımızı eda edeceğiz. O esnada o hiç alakasız bir Eski bir tanıdık geliyor, lafa tutuyor. Eyvah gitti vakit. <laughs> <Ne gülüyor> <ayrı gülüyor> i̇şte Olmadı, şöyle oldu. Hani pazartesi günü bir söyleminiz vardı sizin. Dediniz ki hemen vaktiyle eda edelim. E, vakti kaçırmayalım. Ha Borcumuzu o, ödeyelim. Bence. Borcumuzu ödeyelim. <laughs> e, bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra metafizik alemde Kürşat Berkan hocamla konuşmaya devam edeceğiz. Sorularınız geliyor. E, unutmuyoruz. Bizden ayrılmayın. you mm -hmm. tablo, saat, hediyelik eşya, dekoratif ürünler ve daha fazlası toptan ve perakende satışlarıyla 212 Sanat Evi'nde. 212 Sanat Evi, 212 AVMB B girişinde. Takıdan aksesuara, bitkisel ürünlerden kampanyalı ürünlere, ev ve yaşam malzemelerinden birçok fırsat ürünlerine kadar aradığınız her şey... Her şey bu nokta Lale Gül dergimizin Ocak sayısı çıktı. Cemaziye evvel ayında kılınacak namazlar, sıkıntı ve dertlerin izalesi için okunacak dualarla, sefere çıkan kişinin malının, mülkünün, ekinlerinin korunması için yapılacak ameller. Çok kıymetli hoca efendilerin ilmi yazılarının da yer aldığı birkaç kitaba bedel ilim dolu Lale Gül dergisinin Ocak sayısını Mutlaka okuyun ve okutun. Lalegül Dergisi Türkiye Geneli 12 aylık abonelik bedeli 500 TL yerine kargo dahil 350 TL. Abonelik ücretini ödeyen okurlarımıza sürpriz hediyelerimiz mevcuttur. 0212 435 10 58. LalegülDergisi.com mutlu birey, uyumlu aile, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye için her dönemde birlik ve beraberliğimizle dünyaya örnek oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu, genel sağlık sigortasıyla kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerini 83 milyon için erişilebilir kılıyor. 18 yaşına kadar tüm çocuklarımız, hamileler ve tüm acil durumdaki kişiler ücretsiz olarak genel sağlık sigortası kapsamında. Aktif sigortalı olmayan vatandaşlarımız ve aileleri de aylık 107 lira 33 kuruşa sağlık hizmetlerine erişebilir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın primlerini biz karşılıyoruz. Çünkü bu ülkenin sağlığını genel sağlık sigortasıyla sosyal koruma altına almaktan kıvanç duyuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Gizli semboller, bilinmeyen gerçekler ve dijital diktatörlük. Yeni dünya düzeni, sembollerle zihin kontrol, medyanın insanları etkileme gücüyle insanoğlu ve kıyamet süreci. Araştırmacı yazar Murat Zurnacı soruyor, alanında uzman konuklar cevaplıyor. Bizim Taraf Cuma canlı yayınla Berat TV'de Takva sahibi kulların vasıfları Salih kullar için dünyevi ve uhrevi mükafatlar Sahabe-i kiram Aleyhimür Rıdvan'ın örnek yaşantısı ve dava insanı, samimi bir mümin olmanın yolları. Nideli Muhammed Hoca Efendi ile Güldeste, Cumartesi canlı olarak Berat TV'de. Allah-u Teala'nın dinine yardım için verilen tebliğ mücadelesi. Ehli bidata yapılan reddiyeler. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, siyer ve tasavvuf gibi İslami ilimlerin işlendiği ve gündeme dair meselelerin de konu edildiği yepyeni bir program. Kerem Önder Hoca Efendi ile Rahleden Gönüllere Pazar Berat TV'de. tablo, saat, hediyelik eşya, dekoratif ürünler ve daha fazlası toptan ve perakende satışlarıyla 212 Sanat Evi'nde. 212 Sanat Evi, 212 AVM B girişinde. Takıdan aksesuara, bitkisel ürünlerden kampanyalı ürünlere, ev ve yaşam malzemelerinden birçok fırsat ürünlerine kadar aradığınız her şey... Her şey bu Lale Gül dergimizin Ocak sayısı çıktı. Cemaziye evvel ayında kılınacak namazlar, sıkıntı ve dertlerin izalesi için okunacak dualarla, sefere çıkan kişinin malının, mülkünün, ekinlerinin korunması için yapılacak ameller. Çok kıymetli hoca efendilerin, ilmi yazılarının da yer aldığı birkaç kitaba bedel ilim dolu Lale Gül dergisinin Ocak sayısını mutlaka okuyun ve okutun. Lalegül Dergisi Türkiye Geneli 12 aylık abonelik bedeli 500 TL yerine kargo dahil 350 TL. Abonelik ücretini ödeyen okurlarımıza sürpriz hediyelerimiz mevcuttur. 0212 435 10 58 lalegüldergisi.com mutlu birey, uyumlu aile, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye için her dönemde birlik ve beraberliğimizle dünyaya örnek oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu, genel sağlık sigortasıyla kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerini 83 milyon için erişilebilir kılıyor. 18 yaşına kadar tüm çocuklarımız Hamileler ve tüm acil durumdaki kişiler ücretsiz olarak genel sağlık sigortası kapsamında. Aktif sigortalı olmayan vatandaşlarımız ve aileleri de aylık 107 lira 33 kuruşa sağlık hizmetlerine erişebilir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızınsa primlerini biz karşılıyoruz. Çünkü bu ülkenin sağlığını genel sağlık sigortasıyla sosyal koruma altına almaktan kıvanç duyuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Efendim yeniden huzurunuzdayız. Kısa bir ara verdik. Ara sonrasında Berat TV ekranlarında metafizik alemi konuşmaya devam ediyoruz. Araştırmacı yazar, değerli hocamız Kürşat Berkan hocamla metafizik alemde gelen sorular da var. Tabii benim daha öncesinde hazırlamış olduğum sorular var. Sormuş olduğum soru vardı, onun cevapları da gelmeye devam ediyor. Tabii şunu da özellikle ifade edeceğim ki... E, netice itibariyle sizin evinizde, ofisinizde, iş yerinizde e, dikkatinizi çeken, sizi meraklandıran, endişeye düşüren fotoğraflar varsa onları da bize WhatsApp aracılığıyla gönderebiliyorsunuz 0543 366 50 50 buradan yazın gönderin e, ya da o fotoğraflar varsa edindiğiniz yani evinizde ya da iş yerinizde ee, yaşam alanınızda e, sizi endişeye sevk eden e, fotoğraflayabildikleriniz varsa onları da göndersinler. Evet, hocam, hocam değerlendirecekler. Şimdi e, hocam e, gelen sorular vardı. E, tabii onları da e, değerlendireceğiz. E, fakat mesela diyor ki dinleyenimiz biraz önce de... E, izleyicimiz olur iz, İzleyicimiz olmasın <laughs> şey. yani, e, o? İzleyicimiz. Yani o... Latife yani, yapıyorum. Bilinç yani, sıkıntı altında, sıkıntı yirmi, yok. işte biraz önce dedik yani ya, bilinç altına gidiyoruz, bilinç altında rüya aleminde ya da e, hayal dünyamızda e, hep e, varsayımladığımız ya da görmek istediğimiz, öğrenmek istediğimiz yaşamak istediklerimizi bilinçaltımıza yerleştiriyoruz. Bizimkisi de o meslek hastalığı <laughs> diyelim bilinçaltımıza yedeştiriyoruz. Eyvallah, eyvallah. Şimdi değerli izleyenlerimiz e, diyor ki mesela biraz önce de esasen bunun cevabını vermiştiniz. Hani cinlerin fotoğrafı çekilir mi? Hadi kameraya yakalanalım mı dedik de fotoğrafı da çekilebilir mi? Şimdi şöyle. Hani poz verme demiştik ya. Evet. Çağımızda gelişen teknoloji e, biz işte kendi boyutumuza gözümüzün gördüğü e, şeyleri Sadece makineler çekebilir, kameraları yakalayabilir falan sanıyoruz ama gelişen teknolojiyle kullanılan fotoğraf makinesi ya da kameraların o çektikleri teknoloji giderek yükseliyor. Dolayısıyla gözle görülemeyen birçok şeyi de yakalayabiliyor. Mesela bunu şöyle düşünebiliriz: işitsel olarak bizim kulağımız her sesi duymuyor. Belli bir desibele kadar duyuyor. Sonrasını duymuyor ya da altını duymuyor. Evet Ama köpekler ya da kediler bizim duyamayacağımız sesleri duyabiliyor. Ee, bundan yaklaşık 30 yıl önce, yani şu cep telefonunun yarısı kadar geliştirilen bir cihaz, daha da küçük geliştirilen bir cihazla köpeklerden korunmak adına bir frekans yayan ee, bir cihaz geliştirilmişti. Bu frekansı biz duyamıyorduk. Şu anda da biz birçok objeyi göremiyoruz etrafımızdaki ama gelişen teknolojiyle, bu cihazlarla görebilmek mümkün hale geliyor. E, hatta e, son yıllarda yine bu gelişen teknolojiyle beraber ilginç bir varlık türü tespit edildi. E, neydi o? Biz ismine orp diyoruz, orplar. Neydi orplar? Bu orpları gözümüzle görmemiz mümkün değil. Bazen mümkün oluyor. Çok karanlık olursa, başka işte dışarıdan e, farklı ışık gelmezse e, ya da ışığın tonuna göre belki görebiliyoruz ama çoğunlukla göremeyiz orpları. Orp bir tırnak büyüklüğünde, en büyüğü benim şu yüzüğümün üstündeki yuvarlak kadar büyük olan beyaz uçan cisim, bir canlı mı, toz parçası mı, nedir bu? diye bilim insanları merak ettiler, bunu araştırmaya başladılar. Sonra şunu Fark ettiler. Önce de şey dediler. Ya bunlar toz parçası kardeşim büyütmeyin falan dediler ama o bilimsel çalışmalardan sonra anlaşıldı ki o küçük zerrecikler uçan zerrecikler ee, toz parçası değil abi. Bilinçli olarak hareket eden, bilinçli olarak seyir eden varlı şey canlı varlıklar. Peki bu varlıklar çoğunlukla nasıl gözüküyor? İşte cevabınız burada. Kameralarda çok net bir şekilde gözüküyor. Hem fotoğraf makinelerinde yani fotoğraf çeken cihazlarda hem video kaydı alan cihazlarda görülebiliyor. Hatta şöyle yapalım. İzleyicilerimiz bizi izleyen sevgili Berat TV izleyicileri bu gece yattıklarında ama korkmak yok bak söyleyeyim. Orklar zararlı değil ha. Korkmak yok. Anlaşalım baştan. Gece yattıklarında uzansınlar yataklarına, ışıklar sönük eğer odaların içi karanlıksa, kameralarını, e, telefonlarını açsınlar. Telefonlarının flash özelliğini de açsınlar. Ve karanlığa fotoğraf çeksinler. Karanlığa çektikleri fotoğrafları da benim Instagram adresim, sizinki olabilir. Ya da Berat TV'nin YouTube kanalı. Bak burayı mutlaka takip edin. Berat TV YouTube kanalı ve videolarımızı paylaşın. Desteğiniz olsun. Oradaki yorumlara gönderin fotoğrafları. Ya da Berat TV'nin Instagram adresinde yorumlar bölümüne yazabilirler ya da Facebook adresinde fotoğrafları gönderebilirler. Emin olun onlarca yüzlerce fotoğraf gelecek. Herkes tespit edecek. Kesinlikle korkmanıza gerek yok. Fotoğrafı flaş açıp çektiğinizde gece o flaş o orpları yakalıyor. Bunlar şu an ne olduğu çözülemeyen bir varlık türü. Ha buna cin diyen de var ama ben cin olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Ee, ne olduğu çözülemeyen bir varlık türü. Yine sorunuza cevaben toparlayayım. Bunlar Kameralarla ya da işte fotoğraf çeken cihazlarla çok rahat görülebiliyorlar. Şimdi e, peki hocam hani dediniz ya bu bu gece bunu yapabilirler. E, mesela emniyetin e, kullandığı mavi ışık, hı hı. hani e, olay yeri inceleme ekiplerini kullandığı mavi ışık teknolojisi acaba bu işe yarar mı? Bu çekilecek fotoğrafa yarar? Mı? Orplarla Art mı alakalı? Orplarla alakalı. ...hangi anlamda yarar mı? Soruyu yani, tam anlayamadım. Şimdi hani dedik ya karanlık bir oda... E, ...flaş özelliğini açın... ...oradan görebilir, Yani fotoğraf çekilebilir. Acaba mavi ışıkta daha net görülebilir mi? Yok gözükmüyor. Yok yok yo, gözükmüyor. Mavi ışık bilmiyorum mavi ışıkta görülebilir mi ama şunu... ...denemesini Hı -hı. yapmıştık biz. E, ultraviyole dediğimiz e, evet. ışıkta... E, ...denemesini yapmıştık. Hı -hı. E, bu varlıklar o ışıkta gözükmüyor. Sadece... E, ...ani ışık patlamasında yakalanabiliyorlar. Ya da akmaya devam eden videoda video çekiminde görülüyorlar. E, mavi ışıkta kesinlikle görülmüyorlar. Şok dalga. Evet. Şok dalgada o zaman. Ama ilginç bir şey söyleyeyim. E, aslında güzel bir yere değindiniz. Ultraviyole ışıkta e, biz, tabii biz bu işi yani bu konuyu yeni araştırmıyoruz. Yıllarca yaptığımız e, birçok çalışma var. Yaptığımız çalışmalarda ilginç bir şey tespit ettik. Metafizik varlıklar iki yerde duramıyor. Hatta üç yerde duramıyor diyeyim. Üç yerde duramadığını gördük. Bir, tuzlu denizde duramıyorlar, tahammül edemiyorlar. Hmm. İki, ultraviyole ışıkta duramıyorlar, rahatsız oluyorlar. Üç, e, rezonans oluşturan ismine e, MR dediğimiz cihazlar var ya. Evet. O cihazların yakınında, etrafında da duramıyorlar. Radyasyona e, maruz kalamıyorlar. O zaman e, ilginç şimdi... bir nokta. Şimdi e, hani izleyenlerimiz diyor ya biz kendimizi nasıl koruyabiliriz? Hı -hı. İşte biraz önce Sürekli bilinci... radyosuna şey MRA girsin falan demeyeceksiniz. Yok <laughs> <mi>? yok <laughs> <laughs> onu demeyeceğiz ama ultraviyole ışık dediniz ya hocam. Mavi ışık. Evet. Bence e, alternatif olabilir mi? Gerçi insan zihninin ya da beyninin bedeninin dinlenebilmesi için tertemiz, kapkaranlık bir oda olması gerekiyor. Hatta yani bahsettiğimiz şu telefonu şarja takarken bile o yattığımız yerde olmaması gerekiyor. Ki evet. bedenimizin, e, zihnimizin temizlenebilmesi ya için. Ya biz yastığımızdan an... altında uyuyoruz üstad telefonla ya. Sürekli i̇şte elimizde. orada or, da e, bilerek ya da bilmeyerek e, kendimize de hata e, ya da ceza veriyoruz. Ama evet. yani aklıma geldi bir anda ultraviyole ışıkta duramıyor dediğiniz tabii için. Tabii olabilir, denenebilir. Yani güzel bir yöntem belki olabilir ama tabii bunu asıl şeyde e, denemek lazım. E, musallat durumu yaşayan e, musallattan muzdarip olan e, insanlar da aslında e, bunu denemek lazım. Tabi bu ciddi bir analiz, ciddi bir efor ister. Belki de denense çok güzel sonuçlar alınabilir. Yani sonuçta e, biz metafizik alemi e, derinlemesine işleyeceğiz. Şimdi gelen... E, izleyenimiz diyor ki merhabalar uzun süredir Kürşat hocamla beraber beklediğimiz bir programdı. Hayırlı olsun. Sağ olsun. Kuantum İsmi fizi var mı kardeşimin? İsmi yok. isimsiz göndermiş izleyenimiz. Kuantum fiziğinden bahsedildi diyor. Kuantum tekniği ile uğraşan kişiler var diyor. Peki kuantum tekniğiyle uğraşmak dinimizde caiz mi? Cevaplarsanız sevinirim iyi yayınlar demiş. Şimdi bizim bıçağı tuttuğumuzda bıçakla ne yapacağımıza bağlı olarak değişir bu abi. Heh. Kuantum elimizdeki bir bıçak. Sen kalkar da milleti kesersen olmaz abi. Sen kalkar da meyve sebze doğrar da insanlara sunarsan o olur abi. Şimdi evet. onunla ilgili de hemen kısa bir şey söyleyeyim. Ben sevgili kardeşimin evet. hangi maksatla sorduğunu ve beni açmak istediğini fark ediyorum. Allah razı olsun ondan. Şimdi kuantum fiziği adı altında bazı kisfelere bürünüp ve ismine ee, meditasyon dedikleri e, bazı ritüeller yapıyorlar. Şimdi birincisi ben meditasyona karşı değilim. Meditasyon yapılabilir. Çünkü kelime anlamı bana göre meditasyonun zihni ve bedeni dinlendirmektir. Buraya kadar tamam. Ama kalkıp da sen kendini medite ederken yok işte büyük melek mekatrona işte düşünüyorum onu o bana ışık versin nur versin diye ona rabıta yaparsan olmaz abi. Hani af buyurun sapkınlığa giderse bu iş kontrolden Aynen. çıkar. Aynen öyle. Yani senin yaratanın Allah olduğuna iman ve itikat ile kuantum fiziği üzerine çalışmakta bir beis görmüyorum. E, yalnız dediğim gibi işte son zamanlarda çok moda bir biçimde e, melek frekansları, melek öğretileri, işte melek meditasyonları vesaireleri çıktığı için bu kardeşimizin bahsettiği de muhtemelen o. Bunlar da kuantum e, arınma, kuantum meditasyon gibi isimler adı altında insanlara maalesef ki e, ne olduğu belli olmayan bazı ritüeller yaptırıyorlar. Bu ritüelleri elbette ki ben doğru bulmuyorum ve dini açıdan da doğru olabileceğini düşünmüyorum. Elbette ki bu konu bizden daha ehil olan vaaz ya da e, fetva verme yetkisine sahip hocalarımızın işi. Ama ben kendi tecrübe ve e, araştırmalarıma dayanarak tekrar söylüyorum ki kuantum fiziği ismine e, tutunup dayanıp farklı şeyleri yapanların yaptıkları kesinlikle doğru değil. Lakin insanların faydasına kuantum fiziği kullanarak bir şeyler yapacaksak amenna. Yani az önce söylediğim gibi tamamıyla bıçak meselesi. Yani bakış ve e, öngörü. Evet. yönlendirmeye bağlı. Şimdi e, gelen sorular var. Onlarla devam edeceğim. Lakin e, hocam net bir şekilde sormak istiyorum. Cinlerin varlığına inanmamız için Net bir delilimiz var mı? Ee, var. Yani şundan dolayı işte ork dedik e, daha yeni yeni keşfedildi bu da. Evet. Fakat e, insanlık ya da e, günümüzün dünyasında işte yüzyıllar öncesinde yüce kelamımızda kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de yazdığına dair e, o kadar açık belge, bilgi eee var fakat bunu izleyenlerimizin daha net anlayabilmesi için soruyorum. E, şimdi bunu birkaç çeşitle ele alabiliriz. E, ama tabii biz e, kendi dinimiz e, alanından sapmadan önce bunu anlatalım, e, sonra bilim tarafına da bakarak devam edelim. E, Zariyat suresi 56'da Allah tabii birçok ayette var. E, cinler konusu. E, 20 küsur ayette, 22 ayette olması lazım. Cinlerle ilgili anlatımlar var. E, bir kere biz inanıyorsak, inanç sahibiysek ve elhamdülillah Müslümanız tabii ki diyebiliyor isek elbette ki cinlerin varlığına da iman etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Enam 130'da Ey cin ve insan topluluğu diyor. İçinizden size burası çok mühim dostlar. İçinizden size e, ayetlerimizi anlatan uyarıcı gelmedi mi diyor. Ha bir dakika ya. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz bir dakika? İçimizden size uyarıcı gelmedi mi? İçimizden bize kim gelebilir uyarıcı ya? Hz. Musa, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Muhammed, Hz. İsa. Peygamberler. Ya peygamberler bizim bildiğimiz Adem yani insan soyundan gelen peygamberler. Ama Allah bir dakika elhamda diyor ki ey insan ve cin topluluğu içinizden size o zaman demek ki biz anlıyoruz ki cinlerin de içinden onlara uyarıcı gelmiş. Yani onların da bir peygamberi var. Yani iyisi ve kötüsü. Ya tabii ki şöyle ama iyisi kötüsü diye daha sonra bence ayrım yapmalıyız neden? Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki ilk geldiği dönemde kendisine nübüvvet gelmeden önce o dönemde de peygamber ehli olan insanlar vardı. Hz. İsa'nın dinine mensup olan insanlar vardı. Ama işte e, kendi dinlerine ee, çeşitli e, argümanlar ürettikleri, o dini değiştirdikleri için Allah yeni bir din getirdi. İslam'la insanları şereflendirdi. Cinlerde de muhtemelen belki de daha önce cin, baş, başka bir din vardı. Yeniden bir din getirdi. Peki yeni din ne? Ne olabilir? Allah cevap veriyor. Zariyat suresi 56. ayet yanlış bilmiyorsam. Ve ma halakdul cinne estevzu billah ve cinne ve insa İlla liyabudun diyor Allah. Burada da diyor ki, cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım. Yani diyor ki kardeş, bak sen Ademsin, sen cinsin, sen de sen de mükellef varlıksın. Mükellef varlık ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına uyubakla yükümlü kişisin. Dolayısıyla sen emir ve yasaklarıma uyacaksın. Senin sınavın bu. Ha, biz buradan da anlıyoruz ki demek ki cin diye bir varlık ve topluluk var. Ve Allah bu topluluğu aynı bizim gibi İslam'la şereflendirip Kur'an'la onları mükellef kılmış. Şimdi başka bir ayette Rahman suresi 11'de وَحَلَقَ الْجَنَّةِ min مَارِجٍ مِنْ diyor Allah. Orada da cinleri e, dumansız yalın bir ateşten yarattım diyor. Şimdi bize hep şey söylenir. E, cinlerin yaratılışı Kur'an'dan ve sünnette şey hadislerden kesin olarak öğreniyoruz biz. Yani dini açıdan bakarsak. Varlığına kesin olarak iman ediyoruz. Allah bu sefer cinleri bize anlattıktan sonra bu sefer şunu anlatıyor. Diyor ki Cinler dumansız ateşten yaratıldı. Bizi tanıtıyor Allah. insanı nasıl yarattığını anlatıyor. Hangi serüvenlerden geçtiğini anlatıyor. Sonra cinleri de anlatıyor. Neden? Çünkü dünyada biz onlarla beraber yaşıyoruz. Aynı dünyayı paylaşıyoruz ve onlar da mükellef. Bizim haricimizde yani cinler ve insanın haricinde mükellef olan başka bir varlık olsaydı. Mesela orplar dedik. Orplar eğer bizim gibi mükellef olsaydı Allah muhtemelen Kur'an'da orkların da yaratılışını ve mükellefiyetini anlatacaktı. Ama ayrıca orkları anlatmak yerine Allah ne yaptı? Onları topyekun anlattı. Ne dedi? Alemler. İşte. Geleceğimiz, alemleri bize anlattı. Geleceğimiz haftalarda yani eğer Allah izin verirse ki oralara kadar da gelelim istiyorum. Şimdi e, alemleri yarattı dediniz alemleri anlattı dediniz hı hı. E, ya da bunun bize bilgisini e, Kur'an-ı Kerim'de aktarıldı buyurun hocam. İbn-i Kesir'in e, önemli bir tefsiri var. Bu tefsirin 5. cildinin 127. sayfasında e, cinlerin ateş ateşten yaratılmasına e, bir açıklık getiriyor oradaki bir rivayette. Orada diyor ki bu dumansız ateş aslında yani ben okuduğum zaman benim beynimde çığır açan bir rivayetti bu. İbni Kesir'in e, bu rivayetini diyor ki ateşten yaratılma ile alakalı. Ateşin neresi ama ateş de yani neresi? Dumansız kısmı diyor. Dumansız kısmı en üst tepe noktası. Cinlerin yaratılışı yerini dumansız ateşin en üst kısmı diyor. Çakma yakın. Sigara içenleri bilirler. Çakma yaktığınızda bir alev görürüz. Alev'in en tepesinde de şöyle milimlik, küçük bir milimlik bir bölüm vardır, görünür görünmez bir sallanma olur orada. O bir Alev'in sonucudur. Bir dalgalanma olur. var. Nasıl? Bir dalgalanma evet, var. bir dalgalanma var. var. Yani görürüz görmeyiz. Böyle mavimsi, kırmızımsı bir dalgalanma olur. Ve yakılan diğer ateşlerde de bu vardır. Alev'in bir taban noktası, yoğun noktası, bitiş noktası ve bitiş noktasında böyle tatlı bir, farklı bir alan vardır. İşte İbn Kesir burayı e, dumansız ateş kısmı diyor, cinlerin yaratıldığı yer burası diyor. E, bununla ilgili e, tabii başka ayetler de var, cinlerin e, var oluşu ve yaratılışı ile ilgili. Ama İbni Kesir'in bu anlattığı ile ilgili çok e, acayip bir şey söyleyeyim size. Yanlış bilmiyorsam İngiltere'de yapılan bir çalışma bu. Ya biz okumaktan haciziz, adamlar bizim Kur'anımızı araştırıyor ya. Cık. Enteresan. İngiltere'de yapılan bir araştırma ve bu araştırma e, benim doğduğum tarihlerde yapılıyor. Yani 80'li yıllarda yapılan bir araştırma. Bu araştırmada dumansız ateşin aslında merak ettikleri belki de e, cinlerin varlığı değildi bilmiyorum ama ilginç bir şekilde ateşin muhteviyatını araştırıyorlar. Ateşin barındırdığı o en alt birim olan atom ve atom altı parçacık dediğimiz element düzeyinde neler var? Bunları araştırıyorlar. Ve çıkan sonuç enteresan. Ateşin o alevsiz kısmı dediğimiz kısım tamamıyla elektrondan oluşuyor. Hmm. Tamamıyla elektrondan oluşuyor. Yine mi fiziksel. <laughs> Tabii. Ama enteresan tarafı şurası. Atom ve atom altı parçacıklarda bir bilinç var biliyorsunuz. Bir bilinç düzeyi var. Bu bilincin vücut bulması için atomun parçacıkları ile beraber aynı yörüngede olması gerekiyor. Hepsi bir arada olur ise yani tabii ki kıt fizik bilgimle anlatıyorum. Benden daha iyi bilenler haklarını helal etsin ama hepsi bir araya gelirse biz oluyoruz. Yani fizik oluyor. Yani moleküller oluyor. moleküller yapının birbirini takip etmesi evet. ve e, o kendi içindeki e, zincir halkasından kopmaması gerekiyor. O zincir halkası tamamlandığında biz oluyoruz işte. Fizik oluyor, madde oluyor yani. Peki elektron tek başına kalırsa ne oluyor abi? O zaman işte cin oluyor. Neden bunu söylüyorum? Hemen söyleyeyim. Elektron da tek başına bir bilinç seviyesi oluşturduğunu tespit ediyor bilim insanları. Bak elektron tek başına bir bilinç seviyesi oluşturabiliyor. He. Atom ve atom altı parçacıklar sizin söylediğiniz gibi mole moleküler düzeyde bir araya gelirse fiziki bir madde oluyor, ama bilinçli bir fiziki madde oluyor, insan oluyor, hayvan oluyor, armut oluyor. Meyve oluyor, sebze oluyor. Yani bir madde bilinçli bir madde oluyor. Ama sadece elektron tek başına kalırsa da bilinçli bir madde olabiliyor ve bilinçli şekilde hareketler yapabiliyor. Dumansız ateş diyordu İbn Kesir. Bilim insanlara da dumansız ateşin kısmına elektron diyordu. Yani bilinçli bir varlık var orada. Demeye getiriyordu aslında. Şimdi ee, Arap suresi var mesela. Çok ilginç ayetlerden bir tanesi. Araf suresi 12'de şeytanın bir serüveni anlatılıyor. Egosu kendinden büyük olan o aleyhine şeytan hani çok bildiğimiz Kur'an'da anlatılan şeytanın isyan edişi bölümü vardır ya. İşte Allah demiştir ki ben bir Adem yaratacağım. Ha bu arada biliyorsunuz cinler bizden çok önce yaratılmıştır. Bir rivayete göre 2000 yıl önce cinler yaratılmıştır. Bu dünyada Bozgunculuk yapmışlardır. Tıpkı şu an bizim yaptığımız gibi. Allah da verecek mutlaka belazım, belamızı. Ey insanoğlu siz merak etmeyin. Ee, çok bozgunculuk yaptıkları için Allah da demiştir ki ben bir Adem soyu yaratacağım. Sonra melekler demiştir ki Ya Rabbi yarattıkların dünyada bozgunculuk yaparlar. Hani ne gerek var demeye getirmişlerdir. Allah da demiştir ki ya siz benden mi bileceksiniz? Sen bilirsin Ya Rabbi demişlerdir ama demeyen vardır. Kimdir? Şeytan. Şeytan işte orada isyan noktası başlamıştır. Şeytan Araf Suresi 12'de kendi üstünlüğünü anlatmak için demiştir ki ben ondan daha hayırlıyım. Onları çamurdan yaratacaksın sen onları. Balçık çamurdan yaratacaksın ya. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben ateşim. Kudret sahibiyim. Demiştir. Şimdi biz burada açık ve net olarak ayette görüyoruz ki tabi şeytanın isyankarlarını bir bırakırsak açık ve net olarak görüyoruz ki şeytan ateşten yani nardan yaratılmıştır. Yine Allah e, başka ayette şey diyor mesela ben melekleri de nurdan yarattım diyor. Başka bir ayette Adem'in yani bizim yaratılışımızı anlatırken de çamurdan yarattım diyor. Ha biz o zaman anlıyoruz ki yine başka ayetlerde şöyle bir şey var mesela şeytan ve soyunu nardan yarattım, ateşten yarattım diyor. Biz buradan kısaca toparlayayım. E, şunu anlıyoruz ki şeytan ve cinler hepsi aynı soy, ateşten yaratılmış varlıklardır. Mesela bizim toplumumuzun, tabi Berat TV izleyicisi bilinçli e, izleyici bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. E, onlar mutlaka doğruyu biliyordur. Ama bugün toplumumuzda pek çok kişi halen e, şeytana melek demeye devam ediyor. O da bir melek değil falan diyorlar. E, şeytan asla bir melek değildir. Çünkü melekler nurdan yaratılmış mükellefiyet vasfına bürünmemiş varlıklar, kulluk vazifesi olmayan varlıklar ama e, şeytan ateşten yaratılmış bir varlık. E, o yüzden sapla samanı karıştırmamak lazım. Tabi bu arada bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Onu da e, açıklayayım sonra sözü size bırakacağım. Sorulara da bakarız. Şey diyorlar mesela, ya hocam iyi güzel de şeytan ateşten yaratıldı ise, Cehennemde nasıl yanacak o zaman? E, cehennemde ateş var. Nasıl yanacak? <laughs> Güzel soru aslında. <laughs> Şöyle yanacak. Ee, şeytan ateşten yaratıldı diye şu anda ateş değildir. Tıpkı insan çamurdan yaratıldı diye şu an biz çamur değiliz. Tabi günümüzde çamurluk yapan insanlar var ayrı mesele ama element boyutunda biz kabul ediyoruz topraktan yaratıldık yani toprakla aynıyız. İşte insanın içinde alüminyum var, demir var, kalsiyum var, oksijen var, silikon var, sodyum var, potasyum var, magnezyum var. Var, var, var. Birçok madde var. Kimyevi. Kimyevi. Element düzeyinde hepimiz toprağız. Toprakla aynıyız ve bunun hakkında yapılmış sayısız bilimsel çalışma var. Bu sayısız bilimsel çalışma bize diyor ki insan toprak boyutunda yani element boyutunda düzeltiyorum toprakla birebir aynı kardeşim diyor. Ama biz bugün toprak değiliz. İşte şeytan da ateş değil şu anda. Yaratılış muhteviyatı ateş. Dolayısıyla şeytanın da ve ya da şeytan soyunda ya da cinlerinde yarın cehennemde yanması için hiçbir beis ortada yoktur. Yani insanoğlunun oğlunun e, tamam bir bedene ete kemiğe bürünmüş halindeyiz ama e, şöyle de bir durum söz konusu insanoğlunun oğlunun e, ruhsal ve işte o fiziksel boyuta beyni, algıyı, o algorit algoritmayı kullanmasıyla ...devam edebiliyoruz. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, bir de mesela bununla ilgili... ...hemen bir şey daha ekleyeyim. Hı hı. Ee, Hazreti Ayşe'nin... ...çok önemli bir rivayeti var. Yani şeytanın... ...ateşten yaratılma mevzusuyla alakalı. Evet. Ee, önemli bir hadistir bu. Hı hı. Ee, İmam Muhittin'in... E, ...bir eserindeydi yanlış bilmiyorsam. Ee, Sayın... ...Müslim e, şerhinde geçiyordu galiba... Hazreti Ayşe rivayet ediyor ama. İblis peygamber efendimizi hiç sevmiyordu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Atlamadan bence önemli bir konu. Şimdi şeytan biliyorsunuz ki e, cennetten kendi yaptık, yaptığı akılsızlık sebebiyle indirildi. Dünyaya indirildi. Kovuldu. Kovulduktan sonra nereye geldi? O dönemde e, cinlerin bir padişahı vardı. Cinler padişahlık sistemiyle yönetilir halen öyledir. Cinlerin padişahına geldi. O dönemdeki en hiddetli ve e, hani şey olan azametlisi. E, nasıl? Azametlisi bir de şeyi inançsız olanı yani Allah'a iman etmemiş olanına gitti. Onların da kendi içinde iman etmişleri, etmemişleri var. İman etmemiş olana gitti. Fesat çünkü. Fesat yani adam. Gidince dedi ki Allah bir varlık yaratıyor. İsmi Adem. Ve dünyaya indirecek onları sizin dünyanızı istilaya geliyorlar. Sizin dünyanızı işgale geliyorlar. İşte cinler o dönemden beri bize düşmanlar. Hala aynısını söylüyorlar cinler. Halen aynısını söylüyorlar. Benim gibi duyan pek çok hoca efendi vardır. Eminim yani. Diyorlar ki siz adem olarak bizim dünyamızı işgale Size geldiniz. Size söylendi mi hocam? Tabii ki. Ben bizzat kendi kulaklarımla duyduğum için söylüyorum. Kendiniz duydunuz. Evet. Siz bizim dünyamızı işgale geldiniz. Siz buraya ait değilsiniz diyorlar. Ha belki gerçekten de ait değilizdir. Belki başka gezegende yaratıldık. Buraya gönderildik. Orası ayrı tartışma konusu. Bunun hakkında da fikirlerim olabilir. Ama nihayetinde buraya geldik. Onlarla beraber yaşamaya mecbur kılındık. Sınav dünyamız burası. Yani bu dünyayı paylaşacağız. Bu Bane gezegeni şiyesi. paylaşacağız. Ama onlar öyle söylemiyor. Hepsi değil bu arada. Birçoğu diyor ki hayır. İnanan, siz, inanmayan. Tabii. Siz bu dünyayı işgale geldiniz kardeşim diyor. Sizin yeriniz burası değil diyorlar. Ve Son nefesimize kadar, bir zaferi kazanana kadar sizinle mücadele edeceğiz diyorlar. Bizim savaşımız böyle, düşmanın tek değil ey Müslüman. Şimdi o e, yaşanmış olan Hazreti Ayşin'in e, rivayet ettiği konuya devam edeyim. Sonra hemen size söz vereceğim söz. İblis, dedik ya insanı sevmiyor diye, Allah Resulü'nü de sevmiyor. Hiç sevmiyor çünkü. Allah, Allah Resulü, abdestini almış mübarek. Keşke onun döneminde yaşasaydık. Abdestini almış, namaz kılacak. Tam tekbir için ellerini kaldırdığı sırada iblis geliyor ve kendisine saldırıyor. İblislerden biri. Asıl büyük şeytan değil. İblislerden biri geliyor, kendisine saldırıyor. Saldırdığı anda Allah Resulü muazzam bir refleksle dönüyor ve bunu yakalıyor. Boğazından yakalıyor. Yakaladığında bunu hemen yere yakıyor. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü dedi ki çok kuvvetliydi. Hatta, bak burası mühim dilinin dilinin boğazını sıkıyor ya dilinin soğukluğunu dahi hissettim. Ha, bir dakika bizim yakalamamız gereken yer şurası. Dilinin soğukluğunu dahi hissettim. Demek ki iblislerin de kendine ait bir bedenleri o bedenlerinin ısıları var. Demek ki ateşten yaratılmış olsalar dahi bugün ateş değiller öyle olsa idi Allah Resulü'ne saldırdığında Allah Resulü yanması gerekirdi. Ama buna rağmen Allah Resulü buyuruyor ki öyle güçlüydü ki dilinin soğukluğunu hissettim. Hatta bir rivayete göre ellerimde hissettim diyor elleriyle sıkıtığı için. Biz buradan e, cinlerin ya da iblislerin ateş olmadığını anlamış oluyoruz. Yine Yahya bin Saidin bir rivayeti var. E, o Rivayette bir gece e, Allah Resulü mescitten çıkıyor mübarek, e, mescitten çıktıktan sonra yürümeye başlıyor, evine doğru gidiyor. Tabi o zaman sokak lambaları falanlar filanlar. Yok, sahabe de müşriklerle ya mübarek nasıl mücadele vermiş hem cinlerden düşmanı var hem insanlardan yani. <laughs> Müşrikler de kendisine takip edip zarar vermek istedikleri için sahabeler Allah Resulü'nü takip ediyor. Birazcık geriden zarar görmesin mübarek diye evine kadar eşlik ediyor. Yanına değil. Allah Resulü diyor ki ya gelmenize gerek yok. Beni kor Rabbim korur diyor. Siz niye geliyorsunuz diyor. Ama tabi sahabe gönlü büyük insanlar takip ediyorlar. Bu takip esnasında ee, Allah Resulü elinde bir meşaleyle bir cinin, insan olmayan bir varlığın kendisini takip ettiğini görüyor. Tabi bu durumdan rahatsız oluyor, biraz gidiyor, bakıyor, takip ediyor, biraz gidiyor, bakıyor, takip ediyor, biraz gidiyor, takip ediyor, sahabeler de görüyor. Sonra Cebrail geliyor, Cebrail aleyhisselam geliyor yanına. Ey Muhammed diyor, o habis varlığın meşalesinin sönmesi ve senin korunman için sana bir şeyler öğreteyim mi diyor. O da öğret ya Cebrail diyor. Tabi bu e, anlatının devamı var ama devamı bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiren yer burası, neden? O cin, o ifrit elinde bir meşale taşıyor. Eğer ateşten yaratılan bu varlık halen ateş bedenini muhafaza etmiş olsa kendinin de yanması gerekirdi. Ama kendi yanmıyor, elinde meşale taşıyor. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Ateşten yaratılmış olsa bile halen ateş değilmiş. Yaratılış bu muhteviyatı ateşmiş. Tıpkı insanın çamurdan yaratılıp şu an çamur olmadığımız gibi. Çamurlaşan insanlar olsa bile. Mesela yine başka bir hadiste e, diyor ki onlar... Ee, sizin damarlarınızda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşırlar diyor. Tabi bunun e, bazı alimler bunu mecez olarak nitelendiriyor. Bunu vesveseye yoranlar da var. Ama vesveseye yormaz isek, çünkü onlar çok küçük, e, muhteviyatları çok küçük, enerji varlıkları olduğu için e, çok küçük hale de e, girebiliyorlar, gelebiliyorlar. E, dolayısıyla bize yaklaşan her cin ya da musallat olan her varlık bizi yakıp kavurması yok etmesi gerekirdi. Ama ee, böyle bir şey şu an yok. Yanan insanlar yok. Ya da cin bize temessül ettiğinde bir tarafımız yanmıyor. Dolayısıyla biz bunların şu anda e, ateşli bedenlere sahip varlıklar olmadığını çok net bir biçimde anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık fakat e, çok değerli izleyenlerimiz şunu da e, unutmasınlar. Çünkü ...çok derinlemesine bir konu... ...metafizik alem ki... E, ...Yüce Rabbim... ...işte insanoğlundan önce... Adem oğlundan önce... E, ...ki cinlerden... ...sonra insanoğlu dünyaya geliyor... ...ve cinlerin yaptığı... ...azgınlık ve bozgunluktan sebep... ...doğru mudur? Evet. Bu dünyada... ...nefes aldığımız, yaşadığımız, hayatımızı... ...sürdürdüğümüz bu dünyada... E, ...işte en çok sevdiklerim diyerek ama imtihana tabi tuttuğu insanoğlunu gönderdi ve insanoğlu da şu an ne yapıyor? Ee, i̇şte biraz önce siz dediniz ya çamurlaşıyor. Ee, çamurlaşmış bir e, halde hareket ediyorlar. Ya da e, düşünceleri e, kirli bir şekilde davranıyorlar. İşte önümüzdeki haftalarda e, o özel sorunun ipucunu hocama vereceğim. Hazırlığı ona göre yapması için. Şöyle ki e, cinler, Ademoğlu insanlar e, ve e, günümüzün bilim insanları bu galakside, bu evrende farklı canlılar, uzay çağı içindeki varlıklar oraya da geleceğiz. Yani Berat TV ekranlarından ayrılmayın. Metafizik alemde derinlik çok çok büyük. Gelen mesajlar var, sorular var. Evet bir tane e alalım. İstanbul'dan e, Şerife Toprak yazmışlar. Ha Evet ee, Şerife Hanım bu arada bizim e, sıkı takipçilerimizden biridir. Aa, ee, ailesine güzel. ve kendisine selam olsun. Diyor ki e, bu negatif enerjilerden nasıl korunuruz ve ailemizi ve çocuklarımızı nasıl korur, koruruz diyor. Yani gün içindeki korumalarımız nasıl olmalı? E, bu çok önemli. Gün içinde hani şimdi... Ebeveyn anne baba e, hani bilincimiz sağlam, bilincimiz e, düzgün, kendimizi olabildiğince ifade edebiliyoruz da e, fakat e, netice olarak çocuklara bunu net bir şekilde ifade edemiyoruz, anlatamıyoruz çünkü evet. onların zihninin bulanmaması için ya da onları korkutmamak, endişeye sevk etmemek için ne yapabiliriz? E, şimdi şöyle e, maalesef ki günümüzde e, birçoğumuz sadece Şerif Hanım ben siz değil birçoğumuz e, ee, müstevlisi olduğumuz dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz. Buna da çeşitli kulplar buluyoruz, mazeretler buluyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Eee, ama diğer taraftan hanımefendinin de belirttiği gibi kendimizi korumamız gerekiyor, kollamamız gerekiyor. Özellikle de çocuklarımızı, evimizin neşesi gülü olan o çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Günümüzde en çok insanların muzdarip olduğu ve cin vakasıyla karıştırdıkları bir husus var. Nazar. Nazardan nasıl korunacağız abi? Şimdi nazardan en etkili korunma yöntemi çünkü çok karışıyorlar Ya acaba bizde cin mi var? Nazar etkisi çok ağır bir etkidir. Gerçekten çok ağır bir etkidir. Hatta bir söz var. Nazar insanı kazana sokar diye. En başta şunu yapacağız. Bak sevgili kardeşim. Bu çok basit bir yöntem. Uygulaması çok basit bir yöntem. Kalem suresi son iki ayeti, son iki ayeti var. Bu Kalem suresinin son iki ayeti nazar için indirilmiş insanlara bir mucize ve hediye. Allah Resulü de böyle söylemiştir. Nazar suresinin son iki ayeti, ki işte Kalem suresinin son iki ayeti tamamıyla nazarla ilgilidir. Bir, bunu kendimize okuyabiliriz. İki, yani okuyup üzerimize, üzerimize okuyabiliriz daha doğrusu. İki, avuçlarımızın içine şu şekilde okuyup yüzümüze sürebiliriz. Sabah işe giderken, akşam işten çıkarken, e, sokağa gezmeye çıkarken. Çocuklarımıza, elimize okuyup çocuklarımızın yüzüne üzerine sürebiliriz. Okuduğumuz bir bardak suya üflemek yok. Üflemek karbondioksit transferinden başka bir işe yaramıyor. Okuduğumuz suya şu mesafeden okuyarak bu suyu içebiliriz, bu suyla yüzümüzü yıkayabiliriz, bu suyla abdest alabiliriz. Bunların hepsi sizi manevi olarak koruyacak etkenlerdir. Neden? Bir, Okuyacağımız Allah'ın bize verdiği bir lütuf kalem suresinin son iki ayeti. 2- Suyun, sizler de araştırın lütfen, suyun bir hafızası var. Ne söylersek alıyor onu kaydediyor. Ve yapılan bilimsel çalışmada şu suyun içine iyi kelamda bulunursanız içindeki o suyun bizim gözle göremediğimiz, alın size metafizik alem, o gözle göremediğimiz tanecikleri şekil başka bir şekil alıyor. Olumlu şeyler söylersek başka bir şekil alıyor. Nazar için ayetlere okursak da su ona bürünecektir. O ayetlerin enerjisine bürünecektir. Allah'ın o ayetini biz ağzımızla okuduğumuzda bir frekans yayıyoruz abi. Bu yaydığımız frekansı suya transfer ediyoruz. O da, o suda oluşan enerjiyi de pozitif enerjiyi de alıyoruz. Yüzümüze, çocuklarımıza, evimize fıs fıs yapın koyun eve sıkın ya. Bunu transfer etmiş oluyoruz. Böylelikle de koruma elde etmiş oluyoruz. Başka bir şey söyleyeyim size. Programın başında da söylemiştim muhafaza eden ayetlerini okuyun. Başka bir şey söyleyeyim size, başka bir yöntem söyleyeyim size. Allah Resulü diyor ki Bakara suresini okuduğunuzda o eve üç gün boyunca şeytan giremez diyor. Yahu al sana mucize kardeşim. Bakara suresi okunan eve üç gün boyunca şeytan giremez diyor Allah Resulü. Şu anda diyeceksiniz ki, ya iyi de Kürşat Hoca biz Bakara suresini nerede okuyak kardeşim diyecekler. Çok basit. Alsana teknoloji. Her Evinde ya. bilgisayar var. Al sana evet. teknoloji. Gece uyumadan önce telefonunu tak şarja. Aç YouTube'unu. Yaz oraya Bakara Suresi diye. En küçük kısık sesine getir. Evinin bir köşesine koy. Sen uyuduğunda hani sesle uyuyamıyorsan başka bir köşeye koy. Git mutfağa koy ya. Mutfağın bereketlensin mübarek. Aç Bakara suresini orada kendi kendine şalsın. Ha sen okursan daha eftal olacaktır. Lakin evinin içinde o Kur'an sesinin yankılanması da büyük fayda edecektir emin ol. Aç Bakara suresini dinle. Yetmedi mi? Aç kardeşim be bereket ayetleri yaz YouTube'a. Koy bir köşeye dinle. Bir şey daha söyleyeyim. Çağımızda tabi bunun farklı yöntemleri var, tılsımları var, vefkleri var. Onları ilerleyen programlarda göstereceğiz ya da tatbik edeceğiz. Ama bir yöntem daha söyleyeyim. Gidiyorsun kardeşim bir tane şu milyoncular falan var ya ya da kırtasiyeler vesaire. Gidiyorsun oraya. Şu bardak kadar ses bombaları var. Bunlardan bir tane alıyorsun. Bu aldığın ses bombasının içine küçük de bir hafıza kartı alıyorsun. Geliyorsun eve takıyorsun bilgisayarına. Bilgisayarın yoksa gidip bir internet kafeyi oradan yaptır. Çok basit. Mazeret üretme. İçine yine YouTube'da hocalarımızın okumuş olduğu rukiye ayetleri var. Bu rukya ayetlerinde çeşitleri var. Yakma ayetleri var, korunma ayetleri var, bereket ayetleri var falan filan. Ama bizim kullanacağımız genel rukya ayetleri. Genel rukya ayetlerini o küçük hafıza kartına yüklüyorsun. Bu ses bombası dediğimiz hoparlöre takıyorsun. Gidiyorsun evin içinde açıyorsun. Bunu 7/24 çalmaya devam ediyor. Ne zaman? 41 gün boyunca. İkinci bir husus bu ses bombasını Çocukların uyuduğu odaya takıyorsun, sesini kısıyorsun, çocukların uyuduğu odada çalmaya devam ediyor. Bir, sizin cevabını verdiğiniz, sevgili hocamın sorduğu soruda cevap olarak verdiğiniz ifritler var ya, şimdi bakın şunu anlayalım. Ervah cinler küçük cinlerdir. Evimizde yaşayan cinlerden bazılarından bahsediyorum. Yanımızda yaşayan Karin cinleri var, İlerleyen günlerde bahsedeceğiz. Normal cinler var, çeşitli kabilelere bölünmüş. Bir de ifrit dediğimiz cinlerin en azılarından olan, tapınaklarda görevli, diğer cinlere görev dağıtan ifrit türü cinler var. Bir üstü daha var da onu saymıyorum. O çok başka bir dünya. İfrit cinleri dahi bu söylediğimi yaparsanız çocukların odasına giremez. Alın size korunma yöntemi. Çocukları korumanın yöntemi basit. Alın sizi korunma yöntemi. Şimdi hocam ee, yavaş yavaş... Ee... İkinci bölümü de tamamlıyoruz. Hı hı. Ama hani dedik ya bir e, evinizde, iş yerinizde bulunduğunuz ortamda bir fotoğraf varsa sizi e, endişeye hı. sevk eden, meraka düşüren. E, şimdi sayın yönetmenimden de fotoğrafın yansıtmasını isteyeceğim diyor ki hı. benden veya eski filmli fotoğraf makinesinden kaynaklanan bir çekim hatası mı yoksa mübarek bir zat mı var idi bilemiyorum diyor. Ee, çekim tarihi de tahmini olarak diyor 1993-1995 yılları arası demiş e, soy ismi Deveci olan e, takipçimiz, izleyenimiz göndermiş. Yani yönetmenimiz de ekranımıza yansıtırsa e, siz de hocam bir yorumlarsanız e, buraya da bakalım. Sonrasında da programı yavaş yavaş <laughs> toparlayalım. Bu akşamı tamamlayalım ama Veda e, önümüzdeki hafta Salı akşamı yine e, çünkü derin bir alem şimdilik e, ve metafizik alemi açtıkça konu konuyu birbiriyle bağlıyor. Hani moleküler yapı diyoruz ya işte suyu moleküler yapısı insanoğlunun işte bedensel olarak ya da işte bu alemin derinliğine girdikçe girdikçe biz gideceğiz. Sizlerden izleyenlerimizden tek bir e, talebimiz var. Bilen bilmeyene e, duyan duymayanı gören görmeyene anlasın ki Berat TV ekranlarında araştırmacı yazar e, çok değerli hocam Kürşat Berkan hocam e, net bir şekilde, yalın bir şekilde olduğu gibi açıklıyor. E, bu fotoğraf hazırlanırken de. Bu arada bu fotoğraf hazırlanırken hemen bir şey ilave edeyim. Hı -hı. Şu sorumuzu mesela cevaplar gelmemeye başladı. Sorumuzu bir Yok. daha sorabilir miyiz? Ee, sorumuzun cevapları bir hayli geldi. Öyle mi? Hocam. Tamam yani o zaman maşallah. çok, çok geldi. E, sayın yönetmenimizden e, şunu istemiştik. Hani e, yarınki program içerisinde yani e, değerli hocamın 24 tane kitabı var demiştik. E, her, de, hafta kitabı her hafta bu bir kitap eleyeceğiz. Bu hafta bu. E, bu haftanın e, bu akşamki konunun yani Kürşat e, Berkan hocamın yazmış olduğu Küresel Para imparatoru Rothschild Hanedanı'nın kitabını göndereceğiz. E, çok değerli izleyenlerimiz arasında sorduğumuz soruya doğru cevabı veren sorumuz neydi? Kur'an-ı Kerim'de azgın cinlere ne isim verilir demiştik. Bununla alakalı da bir hayli cevap geldi. Ben vakti iyi değerlendirmek adına çok fazla gitmedim, mesajlara dönemedim. Tokat'tan bir izleyenimiz diyor ki, eğer görüntü hazırlanana kadar biz devam edelim istiyorum. Size diyor Tokat'tan yazıyorum. Oğlumda musallat olduğu söyleniyor. Bu konuda nasıl yardımcı olursunuz? Şimdi e, en başta şunu söyleyelim yani e, biz musalla tedavisi yapmıyoruz, yapmıyoruz e, Büyü çözümü <laughs> yapmıyoruz. E, bununla ilgili ehil kişilerden destek almalarını tavsiye ediyoruz. E, Tabi hemen birileri musallat var dedi diye hemen de gidip insanlara ya da hocayım diyen insanlara paralarını kaptırmasınlar. Ee, önce kendi kendilerine e, bir baksınlar. Kendi kendilerine e, teşhis ve tespit yapsınlar. E, sonra olduğuna kanaat getirirler ise sonra işte bir e, ehil kişi e, arayışına düşsünler. Bunun da yöntemlerini inşallah e, anlatacağız. Mesela bununla ilgili e, yine Youtube'dan e, kulaklığı takarak kendi oğlunla Rukiye ayetlerini dinlesin. E bedeninde farklı e, aksiyonlar olur ise dinlemeyi bıraksın. Yani daralma, sıkılma, bunalma, titreme, hırçınlaşma gibi durumlar olursa dinlemeyi bıraksın. Şayet bu gibi vaziyetler var ise evet musalat var diyebiliriz. Ama bu arada fotoğrafta bunları geldi. Bunlara dinledikten sonra hiçbir şey olmuyorsa musalat olduğunu da düşünmüyoruz. E, evet. Tabii ben uzağa göremedim. 1993-1995 yılları arasında çekilmiş bu fotoğraf hocam ee, ve bu fotoğrafta çekim hatası mı diyor, film hatası mı yoksa diyor ne olduğunu çözemiyoruz diyor izleyenimiz. Ee, bu arada son bir beş dakikamız var. Hemen bu beş şöyle söyleyeyim değerlendirelim. Hemen şöyle söyleyeyim ee, birincisi böyle ilim meclislerinde bu tarz görüntüler evet bazen oluyor. Lakin bu görüntünün metafiziki bir varlık e, olduğuna dair e, bir emare ben görmüyorum. Neden? Şu yüzden metafiziki bir varlık olsa sadece gördüğümüz orta noktada yoğunlaşmış olan duman sadece orta nokta olurdu. Ama fotoğrafa biraz dikkatli baktığınızda e, sadece orta noktada değil etraflarda da yoğun şekilde duman görebiliyoruz. ...yayıldığını, yayıldığını görüyoruz. Sadece bir bedene ait olan... ...metafiziki bir bedene ait olan bir varlığın... Ee, şeyi olsa, ...görüntüsü olsa... ...merkezi evet. yerde toplanmış olurdu. Dağılmış olmazdı. Ama burada dağılmış bir duman görüntüsü var. Bu ee, bir ışığın yansıması olabilir. E, o an... Ee, ...fotoğrafın ya da makinenin... ...deklanjörünün önünden geçen... Ee, ...başka bir canlı olabilir. Yani fiziki bir canlının... E, yansıması olabilir. Ben bunun metafiziki bir varlık olduğunu düşünmüyorum. Bir de metafiziki varlıklar yakalandığında çoğunlukla e, suret olur. Hmm. Uzuv olur. Ama bu fotoğrafta bir uzuv ya da suret göremiyoruz. Tabi Allah'u alem bizim bilmemiz e, mümkün değil. Belki de söylediklerimizin tam tersi gerçekten de mübarek bir zatın görüntüsüdür. Bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla ben e, bunda metafizik bir varlığın görüntüsü olmadığını düşünüyorum. O zaman e, önümüzdeki haftalarda da e, yine programlarımızda değerli izleyenlerimiz, e, takip edenlerimiz fotoğraflarını hazırlasınlar. Çünkü önümüzdeki hafta Salı akşamı yine saat 22'yi gösterdiğinde metafizik alemi biz konuşmaya devam edeceğiz. E, değerli araştırmacı yazar, e, çok değerli hocam Kürşat e, Berkan hocamızla, konuşacağız ve her akşam yani her programımızda hocamızın yazmış olduğu bir kitabı hediye edeceğiz ee, sorumuz vardı Kur'an-ı Kerim'de azgın cindere ne isim verilir demiştik doğru cevaplar vardı yanlış cevaplar vardı ama doğru cevaplar içerisinden de ee, değerli yönetmenimiz seçimi yapacak ee, ve değerli mi doğru cevabı? doğru cevabı da tabii artık söyleyelim siz buyurun hocam. Tamam. Şimdi e, Kur'an'da e, cinlerden bahsettiğini programımızın içinde anlattık. İfrit'ten de bahseder. Yani ifrit e, olarak da e, hadislerde de duyabiliriz. Birçok rivayette de duyabiliriz. Ama aradığımız cevap ifrit değildi. Aradığımız cevap Saffat Suresi 7. ayette geçen isimdi. Orada Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Vahifzen min kulli şeytanin marit diyor. Yani cinlerin en azgınından bahsediyor. Yani cinlerin en azgınına ayette söylediği gibi vahifzen min kulli şeytanin, şeytanların en azgını marittir diyor. Doğru cevap marit ciniydi. Hocam, marit diyenler kitabımızı kazandı yani. Yani e, yönetmenimiz e, en kısa sürede e, izleyenimize Berat TV'yi takip edenlerimizden, e, doğru cevabı verenlerden. Çünkü çok fazla e, mesaj geldi. E, ve hatta ve hatta e, hemen e, kazananı da açıklayalım. E, Mehmet Ok kitabı kazanan. Öyle mi? Evet. Kardeşimizi tebrik ederiz. Ok. Hatta ilk doğru cevabı gönderendi. E, yanlış hatırlamıyorum. Efendim? Ee, biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatler 23.57'yi göstermekte. Kapanmadan önce son bir şey söylemek isterim. Tabii ki. Ee, birincisi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Allah İkincisi razı olsun bu diyeyim. imkanı sunduğu için Berat TV'ye ve yetkililerine teşekkür ederiz. Üçüncüsü size ve en önemlisi buna vesile olan kardeşim Murat Surunacı'ya çok çok teşekkür ederim. Ee, son olarak da şunu söylemek isterim kapatmadan evvel. Ee, bizim ilk programımız Berat TV'de Berat TV'de burada tek bir amaç var. Bilgiyi insanlara sunabilmek, insanların bundan faydalanmasını sağlamak. İnanın amaç bu. Berat Tim'in de amacı bu. Ee, Kürşat Berkkan'ın da amacı bu. Özgür hmm. Yolcu'nun da amacı bu. Lakin tüm bunlar olurken bu işin sahne önü, sahne arkası var, mutfağı var. Asıl mutfakta o yemek pişerken çok çetrefilli işler oluyor, çok çetrefilli emekler veriliyor. Ee, şu anda rejide. Ee, size bu görüntüleri aktarmak için inanın arkadaşlarımız yoğun bir tempoyla çalışıyor. Özetle sevgili dostlar şuraya gelmek istiyorum. Dediğim gibi bu bizim ilk programımız. Bunun gibi programların devam etmesini biz isteriz. Sizler de istiyorsanız e, çin yenilik yapacağım. Biz programımıza sponsor arıyoruz. Sponsor istiyoruz. Sizler de sponsor olmak istiyorsanız e, emini emin olun ki en makul düzeyde Berat TV bu olanağı sunacaktır. Çünkü yok. böyle sponsorluk olanakları olursa böyle programlar çok daha iyi kalitede, çok daha iyi yerlere gelir. O nedenle bir sponsor arayışımız olduğunu söylemiş olalım. Bir kez daha herkese çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Bize katlandıkları için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli hocamın cümlelerinin altına imzamı atıyorum. Fakat diyorum ki Berat TV ailesini takip eden çok değerli izleyenlerimize... Muhakkak birkaç tane dahi olsa tanıdıklarınıza bahsedin ki çünkü hani hocam biraz önce çok e, özel bir mesajı verdi. Bu mesajı da yakalamanızı arzu ediyorum. Dedi ki insan oğlundan, Adem oğlundan önce cinler bu dünyada vardı. Azgınlık vardı, bozgunluk yapmışlardı, hata etmişlerdi. Hatadan sebep insanoğlu, Ademoğlu dünyaya getirildi, yeryüzüne gönderildi, topraktan yaratıldı. Bir imtihandayız. Bu imtihanı başarıyla geçmeye çalışıyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, başta yönetim kuruluna ve siz değerli izleyenlerimize de teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, doğayla kalın. Berat TV'den ayrılmayın. Allah'a ısmarladık.